Aydın Karasu'nun değerli başkan değerli ve sevgili meslektaşlar ve basın mensubu arkadaşlar. Türkiye Barolar Birliği'nin Aydın Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirmekte olduğu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ekim Tezioğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Avukat Merra Besler ve Yürütme Kurulu Başkanı olarak da Yürütme Kurulu arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. ...1990 yılında bireysel başvuru konusu Türkiye'de kabul edilmiş Türk anayasasına göre zorunlu yargı yetkisi kabul edilmiş. O tarihten 2011 yılına kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yoğunlaşan Türkiye aleyhine davalar nedeniyle kısmen bu davaları azaltabilmek adına Türkiye bugün konuşacağımız bireysel başvuru kanunu ile o yolu açmıştır. Gerçekten Türkiye aleyhine açılmış çok önemli miktarda davalar var. Bunların azaltılması konusunda böyle bir yola gidilmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Tabii Türkiye aleyhine açılmış bulunan bu davalarda önemli olan dava sayısını azaltmak tabii ki ama öncelikle tabii hak ihlallerinin önüne geçmek daha önemli. Yani çözüm Türkiye'de insan haklarının ihlallerinin önüne geçmesini sağlamalıyız. İnsanlar adaleti Strasbourg'da aramaya başlamışlardır. Oysa Türkiye insan haklarına gerekli özen gösterdiği takdirde bu davaları kısmen azaltabileceklerdir. Şimdi konumuz konusunda başkanım da söylediği çok değerli iki hocamız var. Hocamız ikisi hukukçu ve uygulamanın içinden geliyor. Bizim için çok önemli, çok önemli bilgileri olduğunu sanıyorum. Ve bu bilgileri bizlerle paylaşacaklar. Bu konuda bizimle birlikte oldukları için Türkiye Barolar Birliği adına da kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ve sözü hocalarımıza bırakıyorum. Günaydın değerli meslektaşlarım, sayın konuklar. Öncelikle ben de Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Başkanlığı'na ve Aydın Barosu'na bugün burada mesleki deneyimlerimizi paylaşma imkanı verdikleri için çok teşekkür ederek başlamak istiyorum konuşmama. Ben Aslan Özdemir, yaklaşık 8 yıl kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde Türkiye'nin savunmalarını hazırlayan ekipte avukat olarak çalıştım. Daha sonra 2017-2015 yılları arasında da 4 yıllık bir süreçte İnsan Hakları Mahkemesi'nde raportör hakim olarak çalıştım. Raportör hakim olarak mahkeme önünde Türkiye aleyhine yapılmış başvuruların Türkiye'ye tebliği ve daha sonra da kararlarının savunma alındıktan sonra kararlarının yazılmasıyla, raporlanmasıyla uğraştım. Bugün burada dilim döndüğünce size Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yolunun çıkış noktası olan İnsan Hakları Konsey İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Konseyi sistemiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Daha sonra da ülkemizdeki bireysel başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgileri Tuncer Hocam anlatacak. Şimdi İnsan hakları çok böyle basma kalıp kitap şeyler anlatıp sizleri sıkmak istemiyorum bilgileri. Fakat insan haklarının uluslararası korunması 20. yüzyıla rastlamaktadır. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları. Özellikle İki Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler bir araya gelerek Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusunda evrensel beyannamesi bilinen ilk uluslararası belgedir.
Fakat bu belge 1948 yılında kabul ediliyor. Hatta geçtiğimiz hafta yıl dönümünü kutladık. O hafta insan hakları haftasıydı. Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda kabul edilen bu hukuki metin herhangi bir bağlayıcılık içermediği için biraz eksikti. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar bu eksikliği gidermeye yönelik oldu. İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi'nin getirdiği bir sözleşmedir. Ve normalde bölgesel olarak insan haklarının korunması göze çarpıyor 20. yüzyılda. İşte Avrupa'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Amerika'da aynı şekilde Amerika'daki İnsan Hakları Mahkemesi vesaire. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin diğerlerinden bir farkı var. Bu da doğrudan uygulanabilir, sözleşmenin maddeleri doğrudan uygulanabilir ve ülkelere yaptırım gücüne sahip. Yani uluslararası bir mahkemenin yaptırım gücüne sahip olması zaten çok büyük bir şey. Ülkeleri verdiği kararları uymaya zorlayabiliyor. Bunun sonucu ne olabilir? O örgütten çıkarılmanız olabilir ki uluslararası platformda hiçbir ülke böyle bir şey yapmak istemeyecektir. 49 yılında kuruluyor Avrupa Konseyi ve aslında Avrupa Birliği'nin temel değerlerini ön plana çıkarıyor. Fakat Avrupa Birliği içerisinde olmayan çok fazla devlet var. 47 üyesi var. Özellikle Doğu blokunun çöküşünden sonra eski sosyalist devletler de Avrupa Konseyi üyesi oldular. Ve sayı şu anda 47. Avrupa Konseyi demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları değerlerinin üzerinde duruyor. Türkiye İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1954 yılında imzalıyor. Ve bireysel başvuru hakkını da 1987'de kabul ediyor. Şimdi bireysel başvuru diyorum çünkü İnsan Hakları Mahkemesi önündeki başvuru iki çeşit. Bir devlet başvurusu, bir bireysel başvuru. Yani sözleşmede adı geçen, sözleşmede koruma altına alınmış haklardan bir tanesinin ihlal edildiğini ileri süren birey o devlete karşı dava açabiliyor. O devletin vatandaşı olmasına gerek yok. O devletin yetki alanı içerisinde olması yeterli. Şu anda mesela artık 1990 tarihinden itibaren mahkemenin zorunlu yargı yetkisi konsey üyesi olan bütün ülkelere otomatik olarak dayatılıyor. Yani sözleşmeyi imzalamak, eskiden seçimlik olan sözleşmenin mahkemenin yargı yetkisini tanıyıp tanımamak artık bir seçenek değil. Avrupa Konseyi üyesi olduğunuzda otomatik olarak insan hakları sözleşmesi ve bu sözleşmede korunan hak ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundasınız. Bu haklar neler? Bu haklar çoğu siyasi ve sivil ve siyasi haklar. Ama son yıllarda protokollerle sözleşmeye eklenen ki sözleşme yaşayan bir hukuki metin. Günün koşullarına kendisine uyduruyor, adapte ediyor. İlk imzalandığı yıllarda kesinlikle kültürel ve sosyal haklar o dönemin koşullarında, o dünya düzeninde 50'li yıllarda o plana çıkan haklar değildi. Şimdi baktığımız zaman çevre hakkı var, çok değişik haklar var. Yani artık eskisi gibi sadece işte yaşam hakkını koruyacaksın, işkence yapmayacaksın değil. En basiti Bergama Altın Madeni davası vardı bundan 10 yıl kadar önce. Bu sözleşmenin 8. maddesi altındaki özel hayata saygı ilkesinin ihlali olarak kabul edildi. Neden? Çünkü yaşam alanını kirletiyor ve onlara düzgün bir, sağlıklı bir yaşam alanı sunmuyor devlet. Özel hayatın kapsamı içerisinde kişinin aile hayatı, kişinin adı, kişinin yaşadığı çevre, bunun hepsi genişletilerek sözleşme günümüz koşullarına uyduruluyor. Değişik protokollerle de bir takım haklar ekleniyor daha sonra.
Şimdi yaşam hakkı, işkence yasağı, bunlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni elinize aldığınızda baştan itibaren bu şemada gördüğünüz haklar 2. maddeden 14. maddeye kadar sıralanmış durumda. Ben tek tek bunları görüyorsunuz zaten ekranda, tek tek anlatmayacağım ama bu maddelerle ilgili karar örnekleri vermek istiyorum size. Mesela yaşam hakkı ile ilgili çok ilginç bir davadır. Buraya Atay Kaya'yı yazmışım. Bu da ülkemizde en son gezi olaylarından sonra kullanılan gaz bombası ve işte bir takım böyle gaz fişeği vesaire gibi zarar verebilecek, kişilerin yaşamına tehlikeye düşürebilecek konularda. 2014 yılında Türkiye burada Diyarbakır'da yapılan bir eylem sonucu orantısız güç kullanımı ve atılan gaz bombasının ölümle neticelenmesi sonucu ihlale mahkum edildi. Yani yaşam hakkını korumamış oldu. Yaşam hakkını şöyle kısaca anlatırsam, hatta bütün maddeler için bu geçerli. Devletin 3 tane yükümlülüğü var. Diyor ki bir olumsuz yükümlülüğü, öldürme, işkence yapma, uzun tutukluluk yapma, kişinin ifade özgürlüğüne müdahale etme. Bu tarz bir olumsuz, negatif yükümlülük yüklüyor. Bir de pozitif yükümlülüğü var devletlerin. Yani mesela yaşam hakkını koru. Herhangi birinin başka birinin özel hayatına müdahale etmesini engelle. Din ve vicdan özgürlüğüne müdahale edilmesini engelle, ifade özgürlüğünün kısıtlanmalarını engelle ve sen de bunları kendin yapma. Devlete bu yükümlülükleri veriyor. Bir de etkili soruşturma yükümlülüğü var ki bu ikinci ve üçüncü maddede daha çok. Ölüm olayı olduğunda ya da herhangi bir birey kötü muameleye ya da işkenceye maruz kaldığında bunun soruşturulmasını da, etkin bir şekilde soruşturulmasını da devlete yüklüyor. Yine karar örneklerine dönecek olursak, yaşam hakkıyla ilgili çok ilginç bir davadır. Bu İngiltere Evans kararı, İngiltere'ye karşı açılmış. Evans, Bayan Evans, evli değil, birlikte yaşadığı bir eşi var ve çocuk sahibi olmak istiyorlar. Bir embriyo dolduruyorlar. Yani dışarıda bir şekilde bu bir sağ ve tam doğarak bir birey olabilecek embriyo. Fakat eş ayrılıyor, adam ayrılıyor ve bir süre sonra istemiyor, izin de vermiyor Evans'ın embriyoları kullanmasına. Evans koşuyor gidiyor İngiliz mahkemelerine, hemen bir ihtiyati tedbir kararı aldırıyor. Embriyolar imha edilmiyor. Fakat o sırada İnsan Hakları Mahkemesi'ne geliyor. Çünkü kabul etmiyor İngiliz mahkemeleri. Diyor ki diğer eşin özel hayatı buradaki embriyonun yaşam hakkından daha ön plandadır. Neden? Çünkü tam ve sağ doğmamıştır şu an henüz bu. Bir birey olarak kabul etmiyor embriyoyu. İnsan Hakları Mahkemesi'ne geldi. İnsan Hakları Mahkemesi de aynı şekilde bir tedbir kararı veriyor. Fakat dosyayı incelediğinde erkek olan tarafın özel hayatı ve baba olmamaya karşı yapmış olduğu tercihe saygı duyarak embriyoların imha edilmesine hükmediyor. Çok değişik ve ilginç bir karardır. Burada yaşam hakkının ne zaman başladığına bakılmış oluyor. Biraz önce bahsettiğim negatif pozitif yükümlülüklerde pozitif yükümlülüğü, yani bir kişinin yaşam hakkının ihlal edilmesine önleme yükümlülüğü devletin. Biliyorsunuz bu Ümraniye'de bir çöplük patlaması olmuştu yıllar önce Türkiye'de. Burada bu çöplük patlaması esasında bir öngörülemez bir olay değildi. Yani bunu devlet öngörebilirdi ve vatandaşını korumak için gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle ikinci madde ihlaline maruz kaldı. Opuz, Nahide Opuz ülkemizde son yıllarda çok sıkıntılı bir konudur bu, kadına karşı şiddet. Boşandığı eşi tarafından sokak ortasında annesi öldürülüyor, kendisi bıçaklanıyor, kendisi ağır yaralanıyor. Burada da devlete kendisine karşı olabilecek bir şiddet davranışından ötürü
koruma talep ediyor devletten Nahide Opuz. Fakat devlet bu korumayı sağlamadığı için sokak ortasında annesiyle birlikte eski eşinin saldırısına uğruyor ve annesi hayatını kaybediyor. Kendisi de çok ağır yaralanıyor. Burada da ikinci madde ihlali vardı. Hrant Dink davasını da takip etmişsinizdir medyadan muhakkak. Burada da aynı şekilde hem yaşam hakkını korumadığı, pozitif hükümlülüğünü yerine getirmediği hem de etkili soruşturma yapmadığı için Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdi. Kötü muamelede de çok ilginç bir karardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi mahkeme incelemesini yaparken İnsan Hakları Mahkemesi iki hak birbiriyle çelişebiliyor. Mesela bu Gafgen kararında, Gafgen bir sosyopat, bir çocuğu kaçırıyor, küçük bir çocuğu kaçırıyor. Çocuk canlı ve polis çocuğun Gafgen tarafından nerede saklandığını bulabilmek için kötü muamele, işkence altında ifadesini alıyor ve çocuğu kurtarıyorlar. Fakat kötü muamele altında alınmış olan ifadeleri yargılamasında kullanılıyor. Gafgen Alman mahkemelerine gittiği zaman şunu iddia ediyor, diyor ki bir, kötü muameleye maruz kaldım, iki, işkence altında alınan ifadelerim yargılamam sırasında kullanıldı, yargılamam adil değildir diyor. Mahkeme inceliyor, yargılama sırasında sadece kötü muamele altında alınmış olan ifadelerinin değil, başka unsurların da kullanılmış olduğunu söyleyerek adil yargılama hakkının ihlal edilmediğine, fakat her ne kadar bir başkasının yaşam hakkını korumak için ve başka bir bireyin yaşamını korumak için pozitif yükümlülüğünü yerine getiriyor belki, bu amaçla işkence altında alınan ifadeyi uygun görmüyor ve üçüncü madde ihlaline, yani işkence yasağının ihlal edildiğine hükmediyor. Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı vardır dördüncü maddede. Burada da 2005 yılında Fransa'da modern kölelik, Afrika'dan getirilen bir kız çocuğu evde sadece işte bir yatak, bir solun ekmek, boğaz tokluğuna çalıştırıyor. Dışarı çıkması yasak. Bu ortaya çıktığı zaman Fransız hükümeti ne? İhlal veriyor İnsan Hakları Mahkemesi. Çünkü diyor ki sen bu çocuğun bu bireyler tarafından bu şekilde suistimal edilmesini, bu çağda modern kölelik yaptırılmış olmasına engel olmadın. Pozitif hükümlülüğünü ihlal ettin, korumadın bu kişiyi. Ama düşünebiliyor musunuz, 2005 yılında Fransa'da modern kölelik olabiliyor. Yani demokrasinin beşiği dediğimiz bir ülkede. Kararlar çok uzun, çok fazla. Dolayısıyla ben biraz atlayacağım ki bireysel başvuruya zamanımız kalsın. Birkaç karara daha değinmek gerekirse, işte Ayten Ünal Tekeli var. Yine böyle bayanlara karşı pozitif ayrımcılığa önem verir Türk İnsan Hakları Mahkemesi. Ayten Ünal Tekeli kendisi bir savcı ve evlendikten sonra soyadı değişecek ve kızın soyadını da korumak istiyor. Fakat iki soy ismini birlikte yazabileceğini söylüyorlar kanunlarımıza göre. O da diyor ki bu ayrımcılık. Ben çünkü neticede şey istiyorum, sadece kendi soyadımı kullanmak istiyorum. O noktada ismi kişinin özel hayatı kapsamında korunması gereken ve saygı duyulması gereken bir kavram olarak algılanıyor ve ihlal veriliyor. Zaten o tarihten sonra da bayanlar artık sadece kendi soy isimlerini kullanabiliyorlar. İster ki kullanır. Evet, kız, bekar. İşte bunlar, hep bu kararlar sonucu sadece biz bir tazminata mahkum edilmiyoruz İnsan Hakları Mahkemesi önünde. Aynı zamanda ülkelerin aynı ihlali bir daha tekrarlanmaması için gerekli bireysel ve genel tedbirleri alması gerekiyor. Genel tedbirlerden de anlayabileceğimiz yasaların değişmesi, hukuk pratiğinin değişmesi, belki yasalarda insan hakları sözleşmesine uygun maddeler konulmuş olabilir ama uygulamaya baktığımızda uygulanmıyorsa eğer o maddenin orada durmasının bir anlamı kalmıyor.
Çok ilginçtir. Mesela Taner Akçam davasında ifade özgürlüğü herhangi bir mahkumiyet dahi olmadan mahkum edilme tehlikesini mahkeme şey olarak gördü, ihlal olarak gördü. Neydi Taner Akçam? Taner Akçam Ermeni soykırımını savunan bir akademisyen. Ve diyor ki TCK 301'e göre diyor ben hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı, hakkında herhangi bir ceza yargılaması yok ama her kürsüye çıktığımda, ben akademik makale yazdığımda bir korku ve endişe içerisindeyim. Çünkü tepemde böyle demokrasinin kılıcı gibi işte 301. madde var. İşte Türklüğe hakaret ediyorsun ya da işte Türk ulusunu aşağılama vesaire. Şimdi böyle bir tehlike olmadan dahi ben o dönemde hükümet savunmaları yapıyordum. Dolayısıyla bu dosyaya karşı savunma yazıyordum. Ve bana çok tersti mahkemenin daha herhangi bir mahkumiyet kararı vermeden Taner Akçam hakkında bir soruşturma yok, bir iddianame yok, herhangi bir işlem başlatılmamış. Sırf olası tehlikeyi dahi mahkeme bir hak ihlali olarak gördü. Mesela bu bununla ilgili Christine Goodwin kararı vardı İngiltere'ye karşı. Homoseksüellerle ilgili orada homoseksüel ilişki İngiltere'de cezalandırılan ve ceza kanununa göre bir işte hapis cezası gerektiren vesaire bir suç. Ve Goodwin şey iddia ediyor, yani ben diyor bu eyleme girmesem dahi ben bir homoseksüel bir birey olarak diyor bu kanun maddesi benim insan hakkımı ihlal ediyor diyor. Mesela burada da mahkeme henüz hakkında bir soruşturma ya da bir cezai bir yaptırma olmamasına rağmen ihlal kararı vermişti. Ayrımcılık eserle ilgili çok ilginç bir karardan bahsetmek istiyorum. Aksu Türkiye kararı. Aksu da bir... Buyurun. Özür dilerim, böldüm ama belki de güncelliği anlamında şu Google'da Atatürk'e hakaret. Evet. Onunla ilgili örnek verirseniz evet. Sevinirim diye düşünüyorum. Tabii. İsterseniz daha sonra. Tabii. Günümüzde de özellikle Aydın'da da doktor arkadaşım bu konuda çektiği sıkıntılar Facebook'ta yaptığı bir herhangi bir şey paylaştığı için evet. Hakaret diye evet. Sevinirim. Şimdi hakaret bütün ceza kanunlarında, bütün ülkelerde bir suç ve belli bir tabii çok aşırı yani oranına baktığınızda yani suçun ve cezanın oranına baktığınızda dengeli olacak şekilde bir suç olarak kabul edilmesi çok normal. Çünkü nasıl kişinin özel hayatına, kişinin varlığına, bireyin kendi varoluşuna saygı duyuyorsak hakaret edilmeye karşı da korumak gerekiyor bireyi. Hakaretin suç oldu ve bununla ilgili bir yaptırıma maruz kalınca zaten hani şüphe götürmez bir gerçek. Fakat İnsan Hakları Mahkemesi hakareti ifade özgürlüğü çerçevesinde incelediğinde belli ünü olan, belli tanınmışlığı olan, bu bir siyasetçi olabilir, bu bir devlet büyüğü olabilir, bu bir sanatçı olabilir. Bu kişilere karşı yapılan eleştiriyi, ama hakaret değil, eleştiriyi çok daha geniş yorumlanması gerektiğine inanıyor ve bunların cezalandırılmaması gerektiğine inanıyor. Şimdi geçen haftalarda çıkan bir kararda sürekli Google'ın kapatılmasıyla ilgili bir karar verildi. İstanbul'dan 3 hukukçu başvurmuşlardı. Kendileri de YouTube'du, Google değil, YouTube'du. YouTube kapatıldığı için ve bu bir pratik haline geldiği için bunun herhangi bir kanun maddesiyle düzenlenmemiş olması, yani YouTube'un kapatılması değildi mahkemeyi ihlale sevk eden, bunun kanun maddesiyle düzenlenmemiş olması, bunun meşru, çünkü mahkeme incelerken şuna bakar, bütün bu maddeler için, ifade özgürlüğü için de buna bakar, özel hayata saygıda da buna bakar. Öncelikli olarak bir kanunla düzenlenmiş mi, meşru bir amacı var mı, demokratik toplumda gerekli miydi? Bunları inceledikten sonra ihlal var diyor. Şimdi Google kararına gelirsek, Atatürk tanınmış bir kişi ve Atatürk'e karşı bir web sitesinde yapılan hakaret amiz ifadeler
ceza soruşturmasıyla ve bir ceza davasıyla sonuçlanıyor Mahmut Yıldırım'a karşı. Mahmut Yıldırım koşa koşa soluğu İnsan Hakları Mahkemesi'nde alıyor. İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki bir birey toplumda ne kadar sevilirse sevilsin ya da toplumda ne kadar nefret edilirse edilsin, ünlü olduğu oranda eleştiriye açık olmalıdır. Ve bu kişilere karşı yapılan açıklamalar, bu kişilere karşı yapılan saldırı diyebiliriz, bir şekilde kırıcı, toplumu şok edici olabilir. Fakat asla ifade özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıracak boyutlara ulaşmamalıdır. Dolayısıyla bugün düşünceniz ne olursa olsun, bu Atatürk'e hakaret dahi olsa, bununla ilgili ceza soruşturmasının ve size verilen cezanın orantılı olması gerekiyor. Ceza verilmesin demiyor ya da bununla ilgili soruşturma açmayın demiyor ama orantılı olması gerekiyor mutlaka. Bir de kısacık Aksu kararından bahsedeyim, ondan sonra mahkemenin işleyişi ve bireysel başvuruya geçelim. Şimdi Aksu kararında da, Aksu da bir akademisyen ve roman asıllı olduğunu, Çingene olduğunu söylüyor. Şimdi artık Çingene'ye Çingene demek ayrımcılığa giriyor. O yüzden roman asıllı diyoruz. Ve yine kendisine karşı bireysel olarak bir şey yok, saldırı yok, bir şey yok. Fakat kendisi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde ya da bir takım başka sözlüklerde Çingenelerle ilgili verilen terimler ve işte söylemlerin ayrımcılık olduğunu, kendisini dışladığını, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığını söylüyor. Nedir bunlar? İşte mesela Çingene parası vardır, Çingene pembesi vardır, Çingen çalar, Kürt oynar vardır mesela. Bunlar hep ayrımcılık olarak algılıyor. Ve mahkeme önünde bu şeyle hem özel hayatıma hem de ayrımcılık yasağına işte bir müdahale var diyor. Olumsuz yönde etkilendiğim. Mahkeme incelemeyi yaparken diyor ki burada diyor bu söylemler toplumda diyor gerçekten yerleşmiş, yüzyıllardır yerleşmiş ve senin şahsını, bireyini, birey olarak seni hedef alan söylemler değil. Ve bu nedenle bu noktada ihlal bulmuyor. Yani çok ince bir çizgi var aslında. Bazı kararlarda ilerliyor, bu kararda Aksu kararında ilerlemedi. Çünkü toplum içerisinde gerçekten romanlara karşı Türkiye'de yapılan bir ayrımcılık ya da bununla ilgili bir sıkıntı olsaydı burada da bir ihlal kararı alırdık diye düşünüyorum ama genel olarak toplumun yapısına, işte kültürel dokusuna baktığında böyle bir şey olmadığını düşündüğü için kişiye karşı da şahsen yapılmış bir şey yok. Yani yüzüne karşı yapılmış bir hakaret değil. Akademik sözlükler, yayınlar, bunlar toplumun içinde olan şeyler diyor ve ihlal vermiyor. Mahkemedeki inceleme usulüne baktığımız zaman, işte bilmiyorum belki okulda ya da işte merakınızı çektiği için ya da meslektaşlarım İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş olabilirler. İşte kuralımız belli. 6 ay içerisinde iç hukuk yolları tüketilecek. 6 ay içerisinde mahkemenin yetki alanına girer. Tamam. Mahkemenin yetki alanına giren konularda bir şekilde inceleme yapabiliyor. İç hukuk yolları tüketilecek. 6 ay içerisinde İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceksiniz. İç hukuk yolları olağan iç hukuk. Yani olağanüstüyü denemeniz gerekmiyor. İnceleme usullerine bakacak olursak mahkemenin, mahkeme tek hakimli inceleme getirdi bu son reform süreciyle. Çok yerleşik içtihat dediğimiz kararları var. Yani daha önce o konuda aynı konuda bir karar verdiyse 3 hakim tarafından inceleniyor, komite tarafından inceleniyor ve karara bağlanıyor. Tek hakim çok açık ve net bir şekilde mesela 6 aya uymamış ya da başvuru anlamsız bir başvuru yani meramını anlatamamış vesaire temelden yoksun dediğimiz başvuru bu tür başvurularda artık bir daire toplanmıyor, 7 kişi toplanmıyor, tek bir hakim tarafından kabul edilemez karar veriliyor
daire dediğimiz 7 hakim tarafından verilen oluşumda karar, daire kararlarında da işte ikinci madde yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi maddeler inceleniyor. Bütün bunların hepsi, yani komite kararı ve tek hakimli karar, bunlar kesin kararlar. Yani bunlara karşı büyük daireye, büyük daireyi temiz olarak düşünmeyelim, tekrar bir son inceleme olarak düşünelim. Zaten İnsan Hakları Mahkemesi'nde temiz merci olarak düşünmemeliyiz. İnsan Hakları Mahkemesi biraz sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunda da Tuncer Hocam bahsedecek. İnsan Hakları Sözleşmesi'nde korunan hakların yargılama sırasında ya da devletin olumlu ya da olumsuz, yani pasif ya da aktif olduğu hareketler dolayısıyla ihlal edilmesi sonucu başvurulabilen bir merci, yargı merci. 17 hakim büyük daire incelemesinde de en baştan davayı incelemek değil ama içtihat hukuku olduğu için insan hakları mahkemesindeki inceleme usulü Anglo-Sakson hukuku, içtihat hukuku, yani bir kanuna, bir belli başlı bir temel metne dayanmıyor da daha çok böyle işte X kararında şöyle denmişti, bizim olayımızda buna benzer, Y kararında böyle denmişti, oradan işte ona yakınlığıyla gidersek falan diyerek yazdığımız kararlar, o yüzden de bir içtihat atfı var. Şimdi bireysel başvuruda da bizim Anayasa Mahkememiz buna başladı aynı şekilde. Bireysel başvuru ile ilgili neden bireysel başvuru çıktı Türkiye'de diye işte bakacak olursak, mahkemenin başarısı, Avrupa ülkeleri arasındaki başarısı aslında mahkemenin bir yerde de felaketi olmaya başladı 2000'li yıllardan itibaren. Çünkü hem çok fazla sayıda insan, çok daha fazla bir Avrupalı bireyler farkında oldular haklarının ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular çoğaldı, bireysel başvurular çoğaldı. Ülke bazında zaten Türkiye bu konuda her zaman çok sıkıntılıydı. Rusya, Romanya ve Türkiye her zaman başvuru ve karar sayısı, ihlal sayısı bakımından başı çekmektedir. Sözleşmede yaşayan bir hukuki araç dedik. 1950'den beri pek çok değişikliğe tabi tutuldu. Ek protokoller getirildi. Bu ek protokollerin bir kısmı yeni haklar tınırken bir kısmı da mahkemenin işleyişine ilişkin değişiklikler getirdi. 11. protokol 94'te imzaya çıkıldı, 98'de yürürlüğe girdi. Bu mesela yarı zamanlı çalışan komisyon ve divanı birleştirerek tam zamanlı çalışan İnsan Hakları Mahkemesi yürürlüğe soktu. Önceden komisyon başvuruların kabul edilip edilmez olduğunu inceliyordu. Eskiden çok fazla devlet başvurusu vardı. Son yıllarda mesela devlet başvurusu çok nadir. Geçen sene işte Ukrayna Rusya'ya karşı açtı. Ondan önce 2000 öncesinde Kıbrıs Türkiye'ye karşı açmıştı devlet başvurusu. Çok siyasi, çok politik ve çok az kullanılan bir yöntem. Bireysel başvuru, bireyin İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelip sözleşmeyle korunan hakların ihlal edildiğini ileri sürmesi ise çok daha hızlı ve çok daha net bir sonuç gerektiren bir süreç oluyor. Bunu daha hızlandırabilmek için 2004 yılında imzaya açılan ve 2010'da yürürlüğe giren bir 14. protokol var. 14. protokol getirdi bu biraz önce bahsettiğim tek hakimli inceleme sistemini. Bir de yeni kabul edilebilirlik kriteri getirdi. Eğer başvuran çok büyük bir zarar görmemişse, bu aslında çok subjektif bir kavram. Yani o kişiden kişiye değişebilir. Ama bunun da orada bir takım teknik inceleme kuralları var. Mesela önemli zarara uğramamış olması. Bu bir işkence davasında, bu bir yaşam hakkının korunmasında, bu bir özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurularda kullanılabilecek bir argümantasyon, başvurunun kabul edilemez bulunmasını sağlayabilecek bir argümantasyon değildir. Ama siz adli para cezasına çarptırılmışsınızdır, trafik suçu işlemişsinizdir, 50 lira trafik cezası gelmiştir. Bilmiyorum, gerçi trafik cezaları Türkiye'de 50 liradan eminim daha fazladır ama
Bunun için mahkemeye geldiğinizde mahkeme diyor ki başvuranın çok büyük bir zararı yok diyor. Yani bununla ilgili benim çalışanımı, hakimimi mesaisini harcamamalısın diyor ve o yüzden bu başvuruları yeni kriterle incelemiyor. Kararların icrasına ilişkin bir değişiklik getirdi 14. protokol. Burada da icra edilmediği zaman karardan ne oluyor? Şimdi biz ihlale hükmedildi Türkiye aleyhine. Bir tazminata hükmediliyor, tazminatı ödüyoruz. Bir dönem böyle bir algı vardı ya, işte parası neyse ödüyoruz canım. Bir sürü kötü muamele dosyası geliyordu, ödüyoruz deniyordu. Fakat işte sadece tazminat ödemekle bitmiyor. Genel tedbirlerde ne yaptınız, kanununuzu ve pratiğinizi ne yönde değiştirdiniz, buna bakmak gerekiyor. Eğer yerine getirmiyorsanız, bu yükümlülüğünüzü, kararı icra etmiyorsanız genel tedbirler bakımından, Bakanlar Komitesi dediğimiz şey yine Avrupa Konseyi'nde Dışişleri Bakanlarından oluşan bir komite. Bu komite inceliyor kararların yerine getirip getirilmediğini. Tabii onlar da kendi ülkelerinin büyükelçilerine devrediyorlar bu yetkilerini. Büyükelçiler de benim gibi çalışan hukukçulara bazen devrediyor. Ben Bakanlar Kurulu Komitesi kararlarına katıldım ve orada icra edilmeyen Kıbrıs dosyalarımızla ilgili mesela toplantılara girmiştim. Yeni iç hukuk yolu yaratıldı mesela Kıbrıs konusunda. Kayıp şahıslar ya da tazminat, işte malları kuzey kesimde kalan ya da yakınlarının cesetlerine ulaşılamayan Kıbrıslılar için iç hukuk yolları yaratıldı. Aynı şekilde bizim de bireysel başvuruyla ilgili yeniliğimiz bu mahkemenin reform sürecinin bir parçası. Şimdi bu değişiklikler yapıldı 2010 yılında, yürürlüğe girdi 14. protokol ama yine yetmiyor. Ne yapalım diyor işte mahkemedeki büyükler. Çeşitli konferanslar topluyorlar vesaire, işte devlet adamları, büyükler gidiyor, konuşuyorlar. En sonunda şunu söyledi mahkeme, dedi ki biz dedi ikinciyiz dedi. Bu görev sözleşmeyi imzalayan ülkeye ait. Dolayısıyla İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasının ve korunmasının ikincil olduğu İnsan Hakları Mahkemesi önünde ülkelerin kendi iç hukuklarında bir düzenleme yapmaları gerektiği ve bu düzenlemeler için ülkeleri teşvik edelim ve biz yeni iç hukuk yolları yaratılmasını sağlayalım. Türkiye için yapılan proje Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruydu. Pek çok hakim geldi, eğitimler aldılar İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Oradaki sisteme benzer çok güzel bir sistem yaratıldığına inanıyorum şu an için Türkiye'de. Bunun bir sonucu olarak da şurada gösterebileceğim bir şey var, istatistiki bir çalışma var. Şimdi 23 Eylül 2012'den itibaren yürürlüğe girdi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Bakınız başvuru sayılarına. 2012 yılından 2013 yılına geçtiğinde çok ciddi bir düşüş var. Yani bu sorunlar bitti anlamına gelmiyor. Bu mahkeme önüne, İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelecek olan pek çok davanın önce bir turnike gibi görülen Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi zorunluluğu ortaya çıktığı için sadece İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelişin geciktirilmesi ya da hiç gelmemesinin sağlanması. Bu alanda sadece Anayasa'da korunan hak ve özgürlüklerden insan hakları sözleşmesi içerisinde yer alanlar için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılacak olması konsey tarafından değil ama bizim iç hukukumuzdaki hukukçularımız tarafından eleştirilen bir durum. Çünkü anayasamızda insan hakları sözleşmesinde yer almayan daha genişletilmiş bir takım haklar var. Ama dediğim gibi eğer bizler hukukçu olarak sözleşmeyi yaşayan bir hukuki araç olarak kullanırsak çeşitli maddelerin içine başka hakları da sokarak aslında yine Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Bireysel başvuruyla ilgili birkaç bilgi daha vermem gerekirse nasıl çıktığına dair yani Avrupa Konseyi tarafında işte çok fazla başvuru vardı. 2001 yılı sonundaki istatistiklere göre 20 bin tane dosya mahkeme önünde bekliyor. Bizler orada söyleyeyim yani 15 tane 30 tane hukukçuyuz, 15 tane asistanımız var.
O kadar 45'tir mahkemede çalışan Türk hukukçu sayısı, yani Türk personel sayısı. O öyle ülkeler var ki bir tane hukukçusu yok. Yani mesela Andorra'daki ya Andorra'nın bir hukukçusu yok. Andorra'ya karşı açılan dava sayısı da o kadar azdır ki zaten. İşte mahkemede başka hukukçular, Andorra hukukunu da bilen biri varsa onlar bakıyorlar. Andorra zaten ufacık bir ülke. Evet, yani şeyi assanız, işte bir mahkeme ilanını sarayın kapısına assanız, işte bütün oradan, orada yaşayan insanlar zaten oranın önünden geçerken görecekler. O derece ufak bir yer, yani tebligata bile gerek olmayacağı düşünen bir yer. Ama bizim Türklerin 30 tane hukukçusu, işte 15 tane asistanı ve binlerce dosyası var. Ben çalıştığım yıllardan örnek vermem gerekirse, 2011 ve 2012 yıllarında sanırım 5000'in üzerinde dosya inceledim. 5000'in üzerinde dosyaya karar yazdım. Ama ilk yıllarım olduğu için bunlar çok daha işte o tek hakimde incelenen dediğim ya da 3 hakimde incelenen kararlardı. Son 2 yılda yılda 50 tane karar yazabiliyordum diyeyim. Ya da hükümete işte tebligat yapabiliyordum. Çünkü dosyanıza geldiğinde bakıyorsunuz neler ihlal edilmiş, ileri sürüyor bunu avukat ya da kişi. Sorun gördüklerinizi hükümete tebliğ ediyorsunuz ve savunma, açıklama istiyorsunuz. İddia edildiği gibi işte bu kişi gözaltında uzun tutuldu mu, bu kişiye gözaltında kötü muamele yapıldı mı? Bununla ilgili de ilgili makamlar savunma gönderiyorlar ve onun üzerine bir karar çıkıyor. Çok fazla başvuru olduğu için bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu Türkiye'ye önerildi. Türkiye tarafından olumlu karşılandı ve hakikaten çok güzel bir adımdır insan haklarının korunması açısından. Ta 2006'larda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu yönde tavsiye kararı veriyordu ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı yürürlüğe girdi 23 Eylül 2012'den sonra. Bu konuyla ilgili bu sefer gözden İnsan Hakları Mahkemesi'ne döndü. Bu yolu etkili bir iç hukuk yoludur demeden İnsan Hakları Mahkemesi tüketilmesi mecburi değildi çünkü. Bu da Hasan Uzun kararıyla ortaya çıktı. Hasan Uzun kararı 14 Mayıs 2013'te verildi ve dedi ki mahkeme evet bireysel başvuru uygun bir iç hukuk yoludur ve buna başvurmadan İnsan Hakları Mahkemesi önüne gelmişti. O tarihten beri de artık iç hukukumuzu tüketmek zorunda olduğumuz bir yol oldu. Sadece bireysel başvuruyla tazminat komisyonuna başvuru karıştırılmasın diye iki karar örneği daha vermek istiyorum. Uzun yargılamalarda bir tazminat komisyonu kuruldu Adalet Bakanlığı bünyesinde. Uzun yargılama her ülke için en problemli alanlardan birisi. 6. madde ihlali oluyor. Makul sürede yargılama her olay için, her dava için olayın kendi özelliklerine bakılarak inceleniyor. Ama normal koşullarda 4 yıl içerisinde sonuçlanmayan bir davanın uzun yargılama hakkını, uzun yargılanmama ilkesini ihlal ettiği düşünülüyor. Bununla ilgili de yine bir kanun çıkarıldı ve denildi ki daha kanun yürürlüğe girmeden Ünlühan Kaplan kararında böyle bir kanun hazırlığı var. Öncelikli olarak bu kanun yürürlüğe girsin, uygulama işliyor mu, işlemiyor mu, etkili mi, değil mi ben ona bakacağım. Ve ondan sonra karar vereceğim bu dosyalarla ilgili bir durduruyorum uzun yargılama dosyalarının incelemesini dedi. Kadastro davası edebilirsiniz. Kadastro davaları yıllarca sürer. Daha sonra Müdür Turgut kararında ise evet dedi çok etkili bir hukuk yoldur tazminat komisyonu. Artık dedi tazminat komisyonuna gitmeden 23 Eylül 2012 tarihi öncesinde İnsan Hakları Mahkemesi'nde açılmış ve hükümete gönderilmemiş başvurular için önce bu yolu tüket, ondan sonra İnsan Hakları Mahkemesi'ne gel dedi. Dolayısıyla ola ki elinizde böyle dosyalar varsa hala gidebiliyorsunuz tazminat komisyonuna, İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmadan önce. Tazminat komisyonunun görev yetkisi sınırlıydı, süresi sınırlıydı. Bakanlar Kurulu kararıyla uzatıldı bu.
Ama şu gün elinizde bulunan ve hala çok uzun yargılama olduğunu düşündüğünüz dosyalarınız varsa önce bireysel başvuru yolunu tüketiyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne, sonra İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Ama 12 Mart 2012 öncesinde kesinleşmiş dosyalarınız varsa tazminat komisyonuna gidiyorsunuz. Bu da hani günümüz güncel şeyde pratik bir bilgi. Son olarak Tuncer Hocam'a sözü vermeden önce ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurularda bizim orada karşılaştığımız ve eğer avukatlar bilirse işlerini kolaylaştıracak pratik bilgiler. Genel olarak mesela nedir yapılan, başvuruda yapılan hatalar, en böyle gözümüze çarpan hatalar nedir? Bununla ilgili hatta bir çalışma yapılmış mahkemede. Bu çalışma sonucunda da bir şey oluşturulmuş, bir bilgi notu oluşturulmuş. Onları sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi 2014 yılından itibaren çok hızlı bir gelişme var mahkemede dedik. Reform, mahkeme iş yükünü azaltmaya çalışıyor. Mesela matbu form çıkardı. Web sitesinde bulabiliyorsunuz bu formu ama matbu formdan doldurarak başvuruların yapılmasını talep ediyor artık. Çünkü işte şema şeklinde o form kutucuklara ayrılmış, bir şey atlama imkanımız yok. Şimdi önümüze ben yani biz de ihlal ediyoruz uzun yargılama dosyasını. 2005 yılından kalan dosyalara ben Eylül ayında karar yazıp geldim. Bakın 2015 yılındayız. 10 yıldır mahkeme, İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde bekleyen dosyaya karar yazdım. Öyle geldim Türkiye'ye. Bunu artık yapmayalım diye daha kısa tutmaya çalışıyoruz. Eskiden avukatlar dahil öyle dilekçeler geliyordu ki 30 sayfa, 40 sayfa. Mesela eğer 10 sayfaya geçiyorsa mutlaka bir yarım sayfalık şey eklemeniz gerekiyor, özet metni eklemeniz gerekiyor. Ve bu formu kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Avukatların işini kolaylaştırıyor. Çünkü açık açık olayları yazacağınız kısım belli. Herhangi bir şey atlamanız söz konusu olamaz. Gerekli her şey orada zaten işte A, B, C, D diye böyle bölümlere ayrılmış olarak dolduruluyor. Diğer önemli bir husus da, şimdi bizler orada raportör olarak dosyayı elimize aldığımız zaman bir İddiamızı görmeliyiz. Yani açık açık madde söylemeseniz bile kötü muameleye uğramıştır müvekkilim. Ya da müvekkilimin din ve vicdan özgürlüğüne müdahale vardır. Ya da mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir şeklinde ibarelerle şikayet konusunu açık bir şekilde ortaya koymalısınız. Ve şikayet ettiğiniz konuya dair iç hukuk mahkemesi kararlarını da mutlaka başvurunuza eklemelisiniz. Bu çok 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 büyük fayda sağlar. Bizim orada olayları anlamamız bakımından ve sizin 6 aya uyup uymadığınızı tespit edebilmemiz bakımından. Bu yükümlülük başvuranda 6 ay kuralına uyup uymadığını, yani iç hukuk yolları tükendikten sonra 6 ay içerisinde İnsan Hakları Mahkemesi önüne o dosyanın getirildiğini ispatı başvurana ait. Bunu da iç hukuk mahkemesi kararları koyabilirsiniz. Tebligat mazbatalarını koyabilirsiniz ya da ceza hukukunda tebligat olmadığı için ilk derece mahkemesine dönüş, kaleme dönüş şerhi gösteren, o şeyi damgası gösteren mahkeme kararını koyabilirsiniz. Bunların ispatı avukat ve başvurana kalmış. Daha sonra çok böyle uzun değil, açık bir anlatıma sahip olması gerekiyor. İşte imza atılacak yerlerin unutulmaması gerekiyor. Ve 6 aya uyduğunuzun, bunu özellikle vurguluyorum çünkü bu olmadığı zaman artık yeni yürürlüğe giren bir 47. iç mahkeme iç tüzüğünün 47. maddesine göre artık öyle eskisi gibi süre tutum dilekçeleri yok. Bu anlattıkların hepsi bireysel başvuru içinde söz konusu olacak çünkü aynı şeyleri, esasları ve aynı ilkeleri Anayasa Mahkemesi de uyguluyor. Dolayısıyla önce bir süre tutum dilekçesi göndereyim, sonra ayrıntılı gönderirim diye düşünmeyin. Formu indirin, 6 ay içerisinde 6 aylık süreyi kaçırmadan göndermeyi ve iç hukuktaki mahkeme kararlarını eklemeyi unutmadan göndermeyi dikkat ederseniz hem oradaki iş yükünün daha azalması hem de
kararınızın daha çabuk çıkması. Ve ben kendi deneyimlerimden son bir şey eklemek istiyorum. Sakın hiçbir belgeyi İngilizce çevirmeyin. Sakın İngilizce başvuru yapmaya çalışmayın. Ya da Fransızca. Çünkü mahkemenin çalışma dilleri bunlar. Bizler Türk hukukçuları incelediğimiz için Türkçe okumak, Türk hukuku okuduğumuz için de bizim için çok daha iyi. Hem boşa zaman kaybı hem boşa masraftır. Bizler kararları İngilizce ya da Fransızca yapıyoruz. Türk hükümetine tebligatlarımızı, başvuru tebligatlarını İngilizce de yapıyoruz. Sizinle yazışmalarımızı İngilizce de yapıyoruz. Ama Türkçe yazışma isteyebilirsiniz. Bu hukukçu tarafından da karar veriliyor. Yazışma tabii ki bir mektupla tabii Türkçe yazışma izni veriyoruz diyoruz. Dolayısıyla çeviri göndermeyin. Orada Türk hukukçuları inceliyor çünkü dosyaları. Sorunuz varsa alabilirim. Anayasa Mahkemesi'nde davamız varsa İnsan Hakları Mahkemesi'ne halkınızda diğer konuda başvurabilir miyiz? Tabii, vurabilirsiniz. Tabii. Yani Anayasa Mahkemesi de aynı şekilde İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki kuralların uygulanmasıyla bağlı olduğu için artı eklemek istediğim son şey esasında çok güzel bir şey getirdi aklıma bu söylediğiniz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünü kapatan ve artık o yolu etkisiz hale getiren bir başvuru yolu olarak düşünmeyin. Bireysel başvuru yine istendiği gibi sonuçlanmadığında ama dikkat, temiz merci değil İnsan Hakları Mahkemesi, hakkınızın ihlal edildiğini ve ihlalin giderilmediğini düşünüyorsanız hala o yolu tükettikten sonra İnsan Hakları Mahkemesi'ne gelmeniz mümkün. Buyurun. 12 Mart 2012'den önceki biten dosyalarda, karar verilmiş dosyalarda, tanınak komisyonunda başvurmadan önce istemiştiniz de. Evet. Hani bundaki süre ne? Ne kadar sürede? Şimdi şöyle, tazminat komisyonu hala yürürlükte. Elinizde bir dosya var diyelim ki. Şimdi zaten 2012'den 2015 olmuş. Şu anda giderseniz eğer süreyi kaçırmış oluyorsunuz. Yani diyelim ki İç Hukuk Mahkemesi'nde 2023 Eylül 2012'den önce kesinleşti kararınız. Bu karardan itibaren 6 ay içerisinde İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeliydiniz. O dönemde bireysel başvuru yoktu çünkü. Eğer gitmediyseniz zaten artık süre aşımından gidecek. Şu an itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinizde. Ama daha önce yapmış olduğunuz bir başvuru varsa eğer mahkemeye ve o 23 Eylül 2012'den önce karar çıkmamışsa bu dosyayla ilgili hala gidebiliyorsunuz. Hala şu gün bile gidebiliyorsunuz tazminat komisyonuna. Bugün itibariyle elinizde uzun yargılamayla ilgili bir dosya olduğunda unutun tazminat komisyonunu ya da o eski şeyleri. Çünkü bu bahsettiğim mahkeme önünde yığılmış bekleyen binlerce uzun yargılama dosyası için iç hukukta bir yol oluşturmaktı. Denildi ki 23 Eylül 2012'ye kadar karar çıkmamış, hükümete tebliğ edilmemiş uzun yargılama dosyalarında önce gitsinler iç hukukta bu tazminat yolunu tüketsinler. Ondan sonra biz bakalım. Tazminat yoluna gittiğinizde zaten sulh oluyorsunuz. Bir ibramname de veriyorsunuz tazminat komisyonuna. Aynı İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği oranda bir tazminat veriyor. İnsan Hakları Mahkemesi'nin yıllık uzun yargılamaya verdiği 1000 eurodur. 10 yılını sürmüş başvurunuz. 9800-9600 ayına göre değişir. Yani böyle tam tıkız 10 yıl sürmüşse 10.000 euro alırsınız ama İnsan Hakları Mahkemesi aynı bu şekilde bir ücret veriyor diye biliyorum. Uygulamaları Tuncer Hocam anlatacak şimdi çok daha ayrıntılı kararlarla. Ama şu son dönemlere kadar gayet güzel kararlar çıktı. Hatta bu Suriyelilerin sınır dışı edilmesi konusunda dahi tedbir kararı verdi Anayasa Mahkememiz. Bu çok güzel. Bizim yaptığımız bir şeydi bu İnsan Hakları Mahkemesi önünde. İşte geri dönülmesi imkansız zararlar yaratabilecek hukuki eylemler, fiiller hükümet tarafından devlet tarafından yapılacak eylemler, fiiller eğer geri dönülmesi imkansız zararlar yaratacaksa tedbir kararı, yani bizdeki yürütmeyi durdurma gibi düşünebilirsiniz. İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi var. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin de böyle bir yetkisi var. Eğer Suriye'ye giderse öldürülecek ya da işkenceye maruz kalacak, işte başına kötü şeyler gelecek diye
o kişiyi sınır dışı edilmesine dair karar Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla durduruldu, askıya alındı. Gönderilmedi o kişi. Umarım yardımcı olabilmişimdir sorunuza. Pardon, avukat. Hukukçu, evet. Şimdi şeyi söylediniz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yeni bir kriter getirdiğini, zarar olmaması halinde ihlale karar vermediğini söylediniz. Aslında bu uygulama eskiden beri devam eden bir uygulama. Benim kendi yaptığım bir başvuru var. Evet. 95-96 yıllarında içinde avukatlık yaparken siyasi nedenle yargılanan müvekkillerin cezaevi ziyareti sırasında olan bir olay nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmam başlandı. Daha sonra mahkeme dosya üzerinden bu eylemin örgüte yardım yapmak olduğunu söyleyerek görevsizlik kararı verdi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderdi. Devlet Güvenlik Mahkemesi görevsizlik verdi. Neyse, sonuç olarak aynı Ağır Ceza Mahkemesi önüne geldik. Burada mahkemenin mahkumiyet ilkesini ihlal ettiğini, tarafsızlığının ortadan kalktığını iddia ettik ve mahkemenin çekilmesini iddia ettik, talep ettik. Bütün bunlar olmadı. Sonuç olarak biz beraat ettik o dosyadan. Evet. Ama beraat gerekçesi şu, suçun iki kişilik, kimin tarafından işlendiğinin belli olmaması sebebiyle beraat ettik. Beraat kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğimiz için bu yargılama, yargılama da 5 yıl. Beraat kararını temiz ettik. Dedik ki biz suçsuz olmadığımızın ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu değildi istediğimiz. Evet. Temiz ettik. Temizden zaten beraat ettiğimiz diyerek geldik. Bunun üzerine süresi içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geldi. Dedik ki biz avukatlık yaptığımız mahkemeler önünde örgüte yardım yataklık suçlamasıyla bulunduk. ondan sonra 5 yıl süreyle sınır sıfatıyla bu mahkemelerde bulunduk. Ayrıca beraat etme hakkımız, elimizden suçsuzluğumuzu ispat etme hakkımız elimizden alındı. Evet. Bu nedenle haklarımız ihlal edildi. Mahkeme burada bir ihlal yok dedi, bir zararımız yok, beraat etmişsiniz zaten dedi. 96 yıllarında olan bir şeydi. Evet. Yani aslında uygulamanın şeye geçmesi, formüle edilmesi. Doğrudur. Öyle olduğunu Doğrudur. Ama bu açıkça daha önce yazmadığı için kanunda bunun uygulanması subjektifti. Mesela sizin bu bahsettiğiniz daha farklı bir şey şeye göre, önemsiz zarara göre. Önemsiz zarardan kastım mesela bedeli 100 euroyu geçmeyen, yani materyal olarak düşünebileceğiniz şeyler. Yoksa sizin durumunuzda bence zararınız vardı. Bence çok vardı. Vardı. Ama sanki burada manevi bir zarar söz konusu. Tabii. Sizin zararınız karşılanması mümkün değilmiş gibi düşündüm. Şimdi siz sizin dosyanızda verilen kararın geri planını anlatmamı isterseniz eğer, çünkü benim önüme de bu tarz dosyalar geldi. Şimdi biraz önce ilk bahsettiğim şey, mahkeme yerindelik denetimi yapmıyor. Yani aslında haklısınız. Çok fazla dosya vardı DGM'de yargılandığı için. Şimdi DGM'lerin kalkması da İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar sonunda oldu. Çünkü DGM tarafsız, bağımsız bir mahkeme değildi. İçerisinde asker vardı. Evet, yani çıktıktan sonra da değişmedi yine. Çünkü bağımsızlığı konusunda gerçekten şüpheye düşürecek ciddi kanıtlar vardı ve kaldırıldı. Daha sonra özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin de aynı şekilde çalıştığı ileri sürüldü. Fakat mahkeme artık o noktada dedik, yani Türkiye gerekli değişiklikleri yaptı zaten. Hani daha artık bundan sonra da bu da olmadı demeyeceğim ben, tamam dedi ve özel mahkemeler, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri için aynı kararları vermedi. Sizin dosyanızda manevi zararınız var. Suçsuzluğunuz ispat edilmediği için başvuruyorsunuz. Fakat mahkeme, iç hukuk mahkemesinin vermiş olduğu kararları asla değiştirmez, asla eleştirmez. Yerindelik denetimi dediğim, yerindelik denetiminden kastım budur. Dolayısıyla size ne dedi iç hukuktaki temiz makamda? Kardeşim zaten beraat etmişsin.
orada sizin hakkınız, evet yani ben size katılıyorum ve anlıyorum da, diğer hukukçu yani meslektaşlarımız da eminim anlıyorlar bu hak ihlalini. Fakat maalesef teknik olarak bakış insan hakları mahkemesindeki bu. Bir mahkeme kararının üzerine laf söylemez insan hakları mahkemesi. Fakat çok ciddi, böyle hukukun çok ciddi bir şekilde ihlal edildiğini gördüğümüz dosyalarda bunu ileri sürebiliriz. Sizinkine çok benzer bir örnek vereceğim. Atilla Kart davası. Milletvekili Atilla Kart diyor ki, şimdi herkes gider Mersin'e, Atilla Bey gitmiş Mersin'e, yani onurlu bir duruştu aslında Atilla Bey'in yaptığı. Şöyle bir hakkında şeyler var. Hakaret dava, avukat Atilla Kart aynı zamanda meslektaşımız. Atilla Kart'ın mesleki faaliyetlerini icra ederken hakkında bir takım işte ceza davaları açılmış. Ayrıntısını hatırlayamıyorum şu an ama hakaret diye hatırlıyorum. Daha sonra milletvekili seçiliyor kendisi. Şimdi milletvekili seçildiği zaman tak diye bir koruyucu şey giyiyor, dokunulmazlık gömleği giyiyor böyle. İşte deniliyor ki artık sizin hakkınızdaki yargılamalar düştü, kalktı. Zaman aşımına uğrar zaten sizin milletvekilliği döneminizde de. Oh ne güzel kurtuldunuz. Atilla Kart hayır diyor, olmaz diyor. Ben diyor bu davalarda suçsuzluğumu ispat etmek istiyorum diyor. Ve ben yargılamanın sonuçlanmasını, çünkü işte yargılamanın bu şekilde düşmesi, ortadan kalkması benim kişilik haklarımı, benim şan, şöhret, ismimi lekeleyen bir durum. Ben yargılanmak istiyorum ve sonuçlanmasını istiyorum davaların. Dokunulmazlık falan istemiyorum diyor. Bunun için başvuruyor. Kaldırmıyorlar Atilla Kart'ın dokunulmazlığını. Bu amaçla İnsan Hakları Mahkemesi'ne geliyor ve İnsan Hakları Mahkemesi'nde ileri sürdüğü ihlal maddesi adil yargılanmaydı. Dedi ki mahkemeye erişim özgürlüğün kısıtlandı. Yani ben dokunulmazlığım kaldırılmadığı için mahkemeye erişemedim ve yargılanıp suçsuzluğumu ispat edemedim. Adımı temize çıkaramadım. Mahkeme aynı sizin davanıza benzer bir karar verdi. Dedi ki yani ortada bir yargılama yok şu anda. Sizin göreviniz bittiğinde de zaten olmayacak. Artı sizin mesleki işleriniz dolayısıyla hakkınıza açılmış olan yargılama süreçleri sizin siyasi kişiliğinizi, politik kişiliğinizi etkilemez. Çok büyük bir kişisel kişilik haklarınıza çok büyük bir müdahale değildir dedi. Ve o başvuruyu reddetti. Ama bence çok güzel bir davaydı. Reddedilmemeliydi bence de. Yani gerçekten adını temize çıkarmak isteyen bir insanın mahkemeye erişim hakkı engellenmemeliydi. Siz de aynı şekilde. Evet. Umarım yardımcı olmuştur cevabım. Evet. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Tabii sorular bu zamanla kısıtlı değil. Tuncay Bey'in de konuşmasından sonra yine bir bölüm açacağız. Sorular bölümü aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda da yine hocamıza soru yöneltebilirsiniz. Ben bu gerçekten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve daha sonra 1987 yılında bizim henüz daha yargı yetkisini tanımadığımız dönemde çıkmış olan kararlarla gerçekten mahkemelerde biz avukatların ufuklarını açmıştır. Biz bu kararları mahkemelerde kullanmışızdır. Örneğin makul süre, makulluk süresi hakkında kullanmışızdır. Gerçi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında belirli süre tutuklu kalma gibi bir limit belirtilmemişse de bunun her davaya göre değişik olacak. Burada şunu anımsatmak istiyorum. Belki buna tanık olanlar vardır, belki de taraf olanlar vardır. Bir geçtiğimiz yıllarda başbakana bir hakaret, açık bir hakaret yapıldığında hakkında açılmış bulunan davada, hatırlamıyorum hakimanın ismini, Aydın'da oluyordu. Aydın Mahkemesi tarafından, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından. Suç cezası. Suç cezası. Ve çok güzel bir karar vermişti. Efendim, devleti idare edenler, toplumun önünde olanların eleştirileri mümkündür. Bu eleştirinin dozu biraz daha ileriye gidebilir. Dolayısıyla beraat kararı vermişti. O beraat kararının altında da
yaptığı son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı yatıyordu. Kararı yatıyordu. Daha sonra bizim uygulamamızda da bu kabul edildi. Daha sonra da onama karar verdiler. Bunun gibi çok örnekler var. Zaten 90'dan sonra da yargı yetkisini kabul ettiğimiz için de zorunlu olarak uymak durumundayız. Şimdi 10 dakikalık bir ara veriyoruz. 10 dakika sonra tekrar başlayacağız. Başlayacağımız sonra yaptım. Biraz kendimi tanıyacaktım. İşte ben böyle bir adamım. Anayasa Mahkemesi üzerine, anayasa hukuk üzerine ağırlıklı çalışıyorum. Avukatım. Geçimi oradan sağlıyorum. Hobi olarak da üniversitede ders veriyorum. Anayasa hukuk doktoruyum. Marmara'da 95 Marmara mezunuyum. Marmara'da yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Marmara Siyasal Bilgiler'de ve Okan Üniversitesi'nde anayasa hukuk dersleri veriyorum. Pendik'te bir bürom var. Arkadaşlarımızla birlikte avukatlık yapıyoruz. Tekrar Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruya veriyorum. Bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü de tabii ki 2010 Anayasa değişikliğiyle öngörüldüğü için yapısını da değişti. Biliyorsunuz eskiden 11 asil 4 üye vardı. Fakültelerinde yeni mezun arkadaşlar nasıl öğreniyorlar bilmiyorum ama biz 11 asil 4 üye Anayasa Mahkemesi olarak öğrenmiştik ve bireysel başvuru bizim dönemimizde yoktu. Hiç derslerde de böyle bir konuyu görmemiştik. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü arttıracağı da yine Avrupa'daki ve dünyadaki örneklerinden bilindiği için doğru bir şekilde Anayasa Mahkemesi'nin yapısı da değiştirildi. Anayasa Mahkemesi şu anda 17 üyeli. Daha önce sadece genel kurul olarak çalışan Anayasa Mahkemesi şimdi genel kurul bölüm komisyon şeklinde ayrıştı. Bu 17 üyenin işte bir tanesi baştan 16 üye kaldı. Bu 16 üye 8-8 iki bölüme ayrılmış durumdalar. Her bölümün içinde de ikişer üyeden oluşan komisyonlar var. Bunlara bu organizasyon tamamen bireysel başvuruyla. Yoksa İktal, Yüce Divan ve siyasi parti kapatma davaları yine genel kurul olarak devam ediyor. Bu devletlerinde sadece bireysel başvuru. İki tane genel başkan başkan vekili var iki tane. Başkan vekilleri bölümlerin başındalar. İkişer hakimden oluşan dediğimiz gibi 8'er bölümler ikişerlikte komisyonlar halinde çalışıyor. Tabii bireysel başvuru mesela bizim örnek aldığımız, şablon aldığımız sistem Alman sistemi. Ki dünyada da en etkin, en gelişmiş bireysel başvuru kurumsallaşmış yapıyor Almanya'da. Almanya'da da Anayasa Mahkemesi'nin iş yükü %95'i bireysel başvurular oluşturuyor. Ve bu %95'in de %80'ini mahkeme kararları aleyhine başvurular oluşturuyor. Bizde de az sonra istatistikleri vereceğim size. Göreceksiniz ki Türkiye'de de benzer bir süreç var. Başta az olarak başlayan sayı çığ gibi büyüyor. Belki mahkeme çok kısa sürede yeniden yapılanma ihtiyacı bile hissedebilir. Çünkü bu yıl 50 bine yaklaşan başvuru Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Anayasa Mahkemesi eski yapısıyla böyle bir yöntemi bilmiyorum. Ama bu başvurunun çokluğu biraz vatandaşın ve bizim hatamız. Biz suçluların ve vatandaşın hatası. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin nasıl bir mahkeme olduğunu bilmiyor bireysel başvuru süreci. Temiz süreci gibi görüyor. Temiz mahkemesi gibi görüyor. Oysa Anayasa Mahkemesi temiz mahkemesi değil. Zaten Yargıtay ve Danıştay da Başkan Anayasa Mahkemesi'ne biraz bunun için itiraz etti. Dedi ki, ya bu süper bir temiz mahkememiz mi? Bizim üstümüze bir yer mi getiriyorsunuz falan? Ama yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de benzer bir süreç işletir. İnsan hakları ihlallerine bak. Yani ya ben ceza aldım işte benim hakkım verilmedi. Bir de sen bak Anayasa Mahkemesi diye Anayasa Mahkemesi'ne gidildiğinde yine az sonra sizlerde göreceksiniz ki çok olumlu sonuçlar alınamıyor. Onun için doğru başvuru yapmak, başvurunun usulüne uygun olması, bir anayasal hakkın ihlaline vurgu yapılması Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuruda sonuç almak için önemli kriter. Başvuruyu nasıl yapacağız? Başvuruyu iç hukuk yolları tükettiğimiz zaman yapacağız. Yani
Anayasa Mahkemesi'nden önceki. Dava açtınız, reddoldu, temsil edeceksiniz, reddoldu. Eğer bir hukuk davasıysa tasfiye kararı götüreceksiniz. Ondan sonra o da reddolduğu zaman Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru edersiniz, bir aylık bir sürede. Bizde bir aylık başvuru süresi kısa gibi algılandı ilk başvurucular arasında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 6 aylık başvuru süresiyle kıyaslandı muhtemelen. Ama ikisinin süreci birbirinden farklı. Almanya'da da bir aydır başvuru süresi. Biz sadece Almanya'ya örnek almamışız. O dönemde Anayasa Mahkemesi güzel bir çalışma yaptı. Takdir etmek lazım. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hem Almanya, hem Meksika'ya, hem İspanya'ya, hem Avusturya'ya, hem Güney Kore'ye, oralarda bireysel başvuru mekanizmaları uzun yıllardır uygulanıyor. Hakimleri gönderdi, röportörler gönderdi. Oralarda staj gibi izleme çalışmalarında bulundular. Ve oralardaki çalışmalarla bugünkü Anayasa Mahkemesi'nin çalışmaları biraz benzerlik göstermeye çalışıyor. Mesela Avusturya'da 60 gündür. İspanya'da, Türkiye'de, Türkiye'de ve Almanya'da 30 gündür. İspanya'da 20 gündür başvuru süresi. Bir iş hukuku olduğu için bir aylık bir süre çok uzun mudur, kısa mıdır? İşte Hasan Uzun kararında az önce Hasan Hanım bahsetti. Türkiye'nin başvuru sisteminin etkin olup olmadığı denetlenirken başvuru süresinde 30 günlük başvuru süresinde makul görmüştür Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani 30 günde başvuru. İşte bizim temiz sürelerine falan da biraz uyumlu bir süre. Ve burada biraz tasfiye kararı da problem var. Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak için tasfiye kararı da hukuk davalarında bitirmiş olmanız gerekiyor. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için tasfiye karar süreci zorunlu değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir kararında haklı olarak demiş ki tasfiye karara başvurma gerekçeleri sınırlı. Ve bu arada tasfiye karar sadece Türk hukukunda olan bir sistem. Tasfiye karara başvurma süreleri sınırlı demiş. Başvurdum, haksız çıktım, ceza var demiş. Artı aynı daire görüyor demiş, aynı dairenin önüne gidiyor demiş. Etkin bir yol değil demiş, tasfiye karara başvurmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şart koymamış ama bizim Anayasa Mahkememiz ilginçtir. Şu anda kararlarında bunun bir olağan iç hukuk yolu olduğunu ve tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Ben tabii bu konuda bir müvekkilin de rızasını alarak bir deneysel başvuru yaptım, bakalım nasıl olacak diye. Çünkü biraz Anayasa Mahkemesi'ni zorlamak lazım. Hala çok şablon düşünüyorlar. Mesela ben bir manevi tazminat davası açtık müvekkilimizin adına. Yerel mahkemede kabul edildi davamız. Bir basın organına karşı açtığımız bir davaydı. 5000 lira manevi tazminat verdi mahkeme. Rakam önemli değil, bizim için davayı kazanmak önemliydi. Temiz ettiler, temiz bozdu. Dedi ki, birinci daire bozdu. Dedi ki, burada dedi eleştirme sınırını aşamamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına da atıf yaptı. Tasfiye karara gönderdik. Bozma kararını. Tasfiye karar aynı daire reddetti başvurumuzu. Yerel mahkemeye geldi. Yerel mahkeme başvuruyu bozmaya uydu. Temiz ettik bu kararı. Aynı dairenin önüne gitti. Zaten kendi verdiği karardı. Tasfiye kararda da zaten reddetmişti başvurumuzu. Bir daha reddetti. Şimdi bu karar kesinleşmiş midir? Benim bir daha tasfiye kararı göndermem gerekir mi? Aynı dairenin önüne 3 kere gönderdim ben bu kararı. Ben göndermedim. Direkt Anayasa Mahkemesi'ne gönderdim. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyorum. Anayasa Mahkemesi çok şablon, yani kardeşim yok, usulü yapacaktım mı diyecek. Yoksa bu da bir adil yargılanma süreci. Ben bir daha oraya gönderip getirmem. Yargılamanın uzamasına sebep oluyor, iş yüküne sebep oluyor, maliyete sebep oluyor. Vatandaşın mağduriyetine sebep oluyor. Yani 3 kere aynı konuda görüş vermiş bir dairenin önüne 4. kez göndermenin ben hukuken bir mantığı olmadığını düşündüğüm için Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyorum. Tabi Anayasa Mahkemesi dediğim gibi çok yani kitap işte iç tüzükte diyor ki başvuru belgesine şunlar eklenmelidir. Saymış. Başvurucunun kimlik, onaylı kimlik fotokopisi. Ben bir dava açtım. Vekaletimi sundum. Vekaletin arkasında biliyorsunuz noter kimlik fotokopisini koymuş, onaylamış. Bunu gönderdim. Yani bunu gönderdim ki evrakların içinde o da vardı. Böyle gönder, şey yapmış.
15 bilek süre veriyor eksik benim tamamlamak için. Onaylı kimlik fotokopisini de gönder. Ya var işte orada. Ben vekaletim de var. Ne yapacaksın kimlik fotokopisini? Ama maalesef bu kararla veriyor Anayasa Mahkemesi. Biraz işi yokuşa sürüyor gibi geliyor. Belki tabii biraz burada şey var. Bunlar şeyden geliyor. Bir idari bürosu var Anayasa Mahkemesi'nin. Bu bireysel başvuruları kabul eden, ön işlemleri yapan. Orada yargıçlar değil, memurlar görevli. Bunlara da iç tüzükle eksik başvuru, eksiklikleri tespit edip geri gönderme şey vermişler. Mesela süreden dolayı da şey yapabiliyor. Diyor ki süreyi kaçırmışsın diyor. Oradaki memur bu kararı veriyor. Tamam o memurun kararına karşı 7 gün içinde itiraz edip komisyona gönderme hakkınız var ama yani bir yargı süresinin bir başvuru süresi olup olmadığını ilk incelemesi gereken hakimdir. Bence iş tüzüğün bu düzenlemesi hukuka aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'ne götürmek lazım. Kendileri yapmış ama. Evet. Dediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru temiz yolu değil. Anayasa Mahkemesi bu ayrımı iyi bildiğimizde hem gereksiz başvurulardan kaçınmış oluruz. Hem belki etkili sonuç almamış olabiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru bir amaçlı olacak. Bir anayasal hakkınızın ihlal edilmiş olması gerekir. Bir anayasal hakkınızın da öyle herhangi bir anayasal hakkınızın değil. Burada ben yine anayasa koyucuyu, 2010 anayasa koyucusunu çok şey görmedim. Yani samimi değildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve 82 Anayasası'nda olan haklarımızdan bir tanesi. Yani bir kesişen küme. 82 Anayasası'ndaki haklarımız, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklarımız ikisinde birinde var, birinde yoksa olmuyor. İkisinde birden olacak. Yani sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi düzeltiyorum mahkemenin sözleşmesi minimum koruma yeterlidir sözleşme. Yani o kadar çok ülke taraf ki onların hepsinin üzerinde uzlaşacağı hak tanımaları çok geniş olamıyor. Bunun için de minimum zaten sözleşme mahkeme de söylüyor bunu. Diyor ki bu en alt insan hakları standartı. Keşke ülkeler daha fazlası dersin. Ülkelere bırakmış. Ama bizim anayasa koyucumuz maalesef burada bence daha geniş anayasamızda insan hakları daha geniş tanınsa kendi arasımızdaki ve sözleşmedeki haklar dese bence bir problem olmazdı. Ama sadece ikisinde olan hakları tanımış olması bence biraz o çok fazla mahkum olmamızdan o sözleşme şeylerde raporlarda bireysel başvuru kurun denmelesinden herhalde kurduk denmiş ve minimum hak tanınmış. Ama şu yapılabilir. Az önce Aslan Hanım anlattı. Yani tanınan hakları anayasada olmasa bile ya da sözleşmede olmasa bile aslında birçok hak temel hakların içine alınabilir o korunmanın içinde. Çevre hakkı. Çevre hakkı normalde sözleşmede yok. Bizim anayasamızda var ama sözleşmede yok. Çevre hakkı ihlali aynı zamanda bir yaşama hakkı ihlali olarak değerlendirilebilir. Bunun gibi siz Anayasa Mahkemesi'nin eline doğru doneler verirseniz, işte anayasal o hakkı iyi tanımlayabilirseniz belki başvurunuzun dinleme ihtimali vardır. Anayasa Mahkemesi eğer doğru iş yaparsa 20. yüzyılın mahkemesi olur. Ve eski o klasik anayasa, yasaların anayasaya uygunluğunun denetimini aşıp mahkemelerin yaptıkları, verdikleri kararların anayasaya uygun olup olmadığını, yorumların anayasaya uygun olup olmadığını değerlendirebilir. Bu hukuku da ileri götürür. Yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi'ni daha dikkatli takip etmelerine sebep olur. Bu konuda sözleşmede çok başarılı olamamıştı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çok önemli kararlardı. Ama biraz bizim hakimlerimizin tutuculuğu nedeniyle çok fazla son 3-5 yıla kadar, belki son 10 yıla kadar çok fazla o kararlara atıf yapan hukuk kararları yoktu. Yargıtay'ın bile yoktu. Ki zaten Yargıtay'ın atıflarından sonra yerel mahkemeler de onlara değinmeye başladı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına atıf yapılan kararları ben gözlemliyorum, görüyorum. Birkaç istatistik vereyim sonra devam edelim. 23 Eylül'den itibaren başvuru kabul etti. 2012'den itibaren. 3 yılı geçti biraz. İlk yıl 1342 başvuru olmuş. Tabii son 3 ay. 3,5 aylık bir süreçte.
2013'te 9.890, 10.000 başvuru olmuş 2013'te. Bütün yılda. 2014'te 20.500 başvuru olmuş. İki katına çıkmış. 2014'te 20.000, 2015'te bu bir şeyden mahkemenin kendi sayfasından aldığımız istatistikler. 15 Nisan tarihini baz almış 2015'in. 6.000 başvuru olmuş 15 Nisan'a kadar. Bugüne kadar başvuruda 50.000 sınırına dayandı. 15 sonuna göre. Yani katlanarak gelen bir başvuru var dediğimiz gibi. Tabii mahkeme bunları ne kadar hızlı karara bağlıyor? Bu da önemli. 19.000 küsürlük bağlı. Yani 20.000 karar. Yani toplamda 38.000 karar 15 Nisan'a kadar başvuru olmuş. 38.000. Bunların 19.000'ini karara bağlamış. Yani %50'sini karara bağlamış. Fena bir oran değil. Ama nasıl bağlamış? 5.000 tanesini idari büro reddetmiş. O başvuru memurlar 5.000 tanesini geri göndermiş. 10.000 başvuru komisyonlar, o kişi komisyonlar kabul edilemez bunu. Komisyonların çalışma usulü şu, iki hakim sadece kabul edilip edilemeyeceğine karar veriyor. Eğer oy birliğiyle ikisi de kabul edilemez derse reddediliyor ve kesin reddediliyor. Bir yere başvuramıyorsunuz. Bölüme, daireye falan gönderemiyorsunuz. Ama bir tanesi başvurulabilir, kabul edilebilir, biri kabul edilemez dediyse bölüme gidiyor dosya. Daireye gidiyor. Oradan değerlendiriliyor. Bu başvuruların 10.000 tanesini komisyonlar baştan reddetmiş. 49 tanesi feragatla reddolmuş. Feragat dosyayı düşürüyor ama Anayasa Mahkemesi eğer feragata rağmen devam etmek isterse edebiliyor. Çünkü önemli bir kararsa, örnek bir kararsa, Anayasanın yorumunu gerektiren bir kararsa Anayasa Mahkemesi incelemeye devam edebiliyor. 559 tane ihlal kararı vermiş. Yani 19.000 karardan 556 tanesinde ihlal kararı vermiş. Toplam 38.000 başvurudan incelemeden vermek lazım bu şeyi. Bize 19.000'den 559 çok az yani. Bunu da nasıl vermiş? 393 tanesi adil yargılanmayı ihlal olarak görmüş. %70 yani adil yargılanma. Biraz Anayasa Mahkemesi çuval gibi görüyor adil yargılanmayı. Bence birçok kararında işte mülkiyet hakkının ihlali var bana sorarsanız ama o adil yargılanmaya sormuş. Yani adam demiş ki benim gayrimenkulüm çok ucuza elimden alındı demiş. Kamulaştırılmış. Çok ucuza alındı demiş. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da öz yıldız kararı mı vardı? Mülkiyet hakkının bir ihlali olarak değerlendirilmiş yani. Bir, çünkü anayasamızda ne var? Bedeli peşin olarak, gerçek değeri peşin olarak ödenir ve kamular, raiç bedeli peşin ödenir ve kamulaştırma yapılır diyor. Bir anayasalık koruma getirmiş mülkiyet hakkına ve bu mülkiyet hakkı konusunda değerlendirilebilirdi. Ama adli yargılanma hakkı çerçevesinde değerlendirilmiş. 40 tanesi kişi hürriyeti ve güvenliği, 23 tane sendik hakkı, 10 tane mülkiyet hakkı, 8 tane ifade özgürlüğü. Bu ihlal kararlarını verilenler. Yani dedim çok başarılı bir şey. Bence başvuru oranına göre çok başvuru şey değil. Yani hani başvurmayı bilmiyoruz da diyebilirsiniz ama benim az önce verdiğim o benim başımdan geçen iki örnekte daha sonra kararlardan başka örnekler de vereceğim. Yani Anayasa Mahkemesi bu işi çok dar yoruldu bence. Ve yani evet şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru oranımız azaldı. Çünkü hiç hukuku tüketeceksiniz. Anayasa Mahkemesi'ne gideceksiniz ama bence bir iki yıl sonra bu Anayasa Mahkemesi'nden bir redler gelmeye başlayınca tekrar patlayacak bu süreç. Ve yine bir süreç olacak o. Yani yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de red kararları aynı şekilde geliyorsa Anayasa Mahkemesi ile örtüşüyorsa belki yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru azalacak. Yani sonuç çıkmıyor gibi algılanacak. Ama Anayasa Mahkemesi'nin reddettiği kararların bir oranı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal olarak değerlendirilirse Anayasa Mahkemesi sadece
bir prosedür mahkemesi gibi görülmeye başlanacak. Bence Anayasa Mahkemesi'nin kendisini o duruma düşürmemesi, daha ciddi, daha dikkatli kararlar vermesi gerekiyor. Evet, başvuruları azaltıyor bireysel başvuru yöntemi varsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Örneğin Almanya, Avrupa'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi. Almanya'da başvuru sözleşmeye göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çok daha az. İngiltere'ye göre az mesela. İngiltere köklü demokrasinin geliştiği, parlamenterizmin tipik uygulandığı ülke deriz. Ama İngiltere'de daha fazla. Almanya'ya göre. İşte niye? Alman Anayasa Mahkemesi bunun güzel uyguluyor. Neye göre başvurabiliyoruz? Türkiye'de de Almanya'da mesela bütün işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi'ne gidebiliyorsunuz. Bireysel başvuru yapabiliyorsunuz. Yasama, yürütme, yargı işlemlerine karşı. Türkiye'de yasama işlemlerine karşı gidemiyorsunuz. Kanunların aleyhine bireysel başvuru yapamıyorsunuz. Oysa kanunlardan kaynaklanan ihlaller de olabilir bireysel. İnsan hakları ihlalleri de olabilir. Tipik örneği geçen yıllarda bir karar çıkmıştı. O kararla Maliye Bakanlığı bünyesindeki kanundu bu. Maliye Bakanlığı'nın bünyesindeki tüm işte raportör ve işte müfettişler kontrolör oldu bir gece. Kanunla çıktı bu. Adamın hukuki statüsünü değiştirdiniz siz. Aslında kanun genel işlemdir. Ama adama bireysel sonuç doğurmuş oldu. Böyle bir işleme karşı vatandaş gidebilir mi? Bize göre gidemez. Çünkü Anayasa Mahkemesi yasaların getirmiş olduğu ihlalleri denetlemiyor. Şöyle devam ediyorum. Biraz hızlanayım. Ha, başvuru ücretimiz var bize. Mesela 200 kaç? 26 lira galiba şu anda. Bu ay sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru maktul ücret ve eğer haksız çıkarsanız ceza var. 2000 TL'ye kadar ceza var. Ama Almanya'da da mesela ceza var. Almanya'da haksız çıkarsanız 2600, haksız çıkarsanız değil de kötüye kullanıyorsanız, az önceki cümlemi düzeltiyorum. Yani başvuru reddedilme parçası verilmiyor. Kötüye kullandığınız anlaşılırsa. Şimdiye kadar Anayasa Mahkememiz bir kere vermiş. Benim bildiğim o kararı. Vermiyor genellikle. Vermemeye gayret ediyor. Almanya'da da başvuru ücreti yok ama 2600 euro'ya kadar yine kötüye kullandıysanız cezai bir ceza var. Cezai bir ödeme yapıyorsunuz. Mesela Avusturya'da 180 euro başvuru ücreti var. Biz Güney Kore başvuru ücreti almıyor ama yargılama sırasında bir gider olacaksa o gideri başvurudan istiyor. Böyle bir farklı uygulamalar var. Tabii vekalet şey yapılması söyleyin. Ha, vekalet ücreti çıkıyor başvuran haklı çıkarsa asgari ücret tarifesine göre duruşmalıysa 3000 lira duruşması da 1500 lira vekalet ücretine hükmediyor. Güzel değil mi? Gözleriniz ışıldı. Stajyer arkadaşlar. Biraz paradan konuşalım o zaman. Bizim orada avukatlar için bir tehlike var. Bireysel başvurular bizim işimizin bir devamlı bir parçası mı? Yeni bir iş mi? Çünkü vatandaş yarın bir gün vay bireysel başvuruya da yapmam gerekiyor. Niye yapmadın diye bizim aklımızda bir şikayette bulunursa bir sorumluluğumuz olur mu? Olmaz mı? Daha şu an uygulaması yok ama. İşte iç hukuk yollarını tüketeceksin. Yani temiz dahil mi değil mi? Asgari ücret tarifesine göre bizim şeye söyleyeyim. Davaları takip ücretlerimize göre. Şimdi mesela İstanbul Barosu'nun asgari tavsiye nitelindeki asgari ücret tarifesinde şeyin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yine duruşma sayılmış. Demiş ki duruşma ise 8400 lira. Eğer duruşması ise 5700 lira talep edebilirsiniz demiş. Bu konuda yani bizim en büyük düşmanımız müvekkillerimiz. Ben öyle gördüm. Yani iyidir, her şey güzeldir ama işler ters giderse sıkıntı olur. Onun için başta bir bilgilendirme, bilgi notu vermek, imzalatmak. Dava hakkında ve avukat ücret sözleşmesi yapıyorsanız
ona ilişkin bir hüküm koymak, Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi gerektiği karar verilirse vekil ücreti şu ödenecek ya da şöyle olacak gibi yarın bir gün müvekkillerinizle olabilecek problemlerin de bence önüne geçebilir diye düşünüyorum. Evet. Kamu gücünün ihlalleri nedeniyle başvurabiliyorsunuz. İşte bu mahkemeler de olabilir. Başka idari organlar da olabilir. Anayasa Mahkemesi ve bireysel başvuru yapmanız için. Mesela biz Adana'da iki hafta önce Adana'da bir meslektaşımız Seyhan Belediyesi'nin avukatıymış. Dedi ki ya biz başvuramıyor muyuz belediye olarak? Başvuramıyorsunuz. Ama haklı bir şey de söyledi. Dedi ki ya bizim burada dedi işte Kürt nüfusu çok fazla. İşte bizde cenazelerde belediyeye şey veriyor. Cenaze arabası veriyoruz. Vatandaş orada Kürt PKK bayrağı seriyor şeyin üzerine. Cenazenin üzerine. Belediye arabası. Üzerinde PKK bayrağı. Yerel basında da bize işte muhalif yerel basında da haber çıkıyor. Belediye PKK el ele. Yani biz ona cenazede bunu asmayı müdahale etme şansı oralarda çok fazla belki olamıyordur insani gerekçelerle. Belki de başka gerekçelerle ama yani bununla da tekzip için başvuruyoruz, reddoluyor diyor. Şey yapıyoruz, yerel basının işte bu haberlerini tekzip için mahkemeler reddoluyor diyor. Biz diyor, bir burada hakkımız yok mu, anayasa başvuramadım mı? Dedim, başvuramayız. Bence başvurulması gerekir. Bu tip belediyelerle yine de ihlallere, yani bu tip de, önemli örnek bir karardı bence. Söyledim diyor. Nasıl? Başkan başvuramaz. Ben de öyle dedim. Yani başkan kendisi bireysel olarak başvurabilir. Beni kamuoyunda böyle gösteriyorlar diye dedim. O da evet dedi. Bir değerlendirelim falan dedi. Bence de yani başkan başvurabilir belki orada. Olabilir. Şimdi Demirtaş'ın başvurusu mu insanlar? Bu gerekçeyle. Kamu gücünün elinizde bulunduyorsanız eğer yani belediyeye de bir kamu gücü veriliyor. O güç de o bayrağın ve asılmasının engellemesi gerektiği varsayılıyor. Yani, sen belediyesin de asma. Yok tabii belki evet. Yani bu tip tabii ki çok özel durumlar olabiliyor. Başvuru yapabilmeniz için kişisel ve güncel bir ihlal olması lazım. Kişisel dediğimiz sizle alakalı bir şey olacak. Bir dernek üyeler için başvuramıyor. Yani üyelerinin ihlali için ama derneğin tüzel kişiliğine yönelik, tüzel kişilerle başvurabiliyorlar. Derneğin tüzel kişiliğine yönelik bir şey için bireysel başvuru yoluna gidilebiliyor. Örneğin işte bir çocuk okuldaki eğitim sistemine ilişkin çocukların anne baba başvuruyor. Mesela yasa dışı bir telefon dinlemesi ya da yasal da olsa bir telefon dinlemesine takılan üçüncü kişi. Aleyhine karar alınan değil de üçüncü kişi başvurabiliyor. Karı kocadan bir tanesi sınır dışı edilmişse sınır dışı edilmeyen kocası için ya da karısı için, eşi için başvurabiliyor. Yani bu tip başvurular olabiliyor. Kararın, başvurunun güncel bir ihlali olması lazım. Burada güncellik tabii bence tartışma götürecek bir şey. Yani güncelliği ne zaman yitirir başvuru, henüz ne zaman güncel değildir. Örneğin Alman Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var bireysel başvuruda. Mühendislik öğrencileri mühendislik kanunla ilişkin bir yasal düzenlemeye başvurmuş. Anayasa Mahkemesi kabul etmiş. Demiş ki henüz etkilenmiyor ama etkilenecek demiş. Potansiyel mağdur. İdare hukukunda olan bir kavram. Potansiyel kavram şeyine başvurmuş. Söyleyeyim. Kavramına başvurmuş. Tabii bu konuda bizim işte hukukumuz biraz yani belki hakimlerimiz, savcılarımız mesela bir tane başvurum var benim. Benim müvekkil şirketin ticaret odasından yazı gelmiş. Demiş ki sizin müdürünüzün üniversite mezunu olması gerekiyor. Yönetmeliği değiştirdik yeni. Artık sigorta şirketlerinin müdürü üniversite mezunu olması gerekiyor. Sizinkisi lise mezunu. Bir hafta için, işte bir ay içinde müdürünüzü değiştirin, üniversite mezunu müdürü getirin yoksa ticaret faaliyetinize son vereceğiz demiş. Adam şirket kurmuş. Adam faaliyet diyor. Nereden müdür getireceğim ben dışarıdan? Yani böyle bir zorunluluk getiriyorsun bana. O yönetmeliğin iptali için başvurdum. Ticaret odasından gelen yazıya istinaden. İdare Mahkemesi'ne dava açtık.
Danıştay savcısı geçen gün görüşünü, daha geçen gün dün daha geldi. Danıştay savcısı demiş ki, bu bir idari işlem değildir. Henüz faaliyetine son verilmemiş. O nedenle iptali konu bir idari işlem yoktur demiş. Nasıl olmaz? Yani ilahi kapatınca mı dava açacağız? Kapattıktan sonra zaten dava açmanla tabii yani açılacak bir şey kalmayacak ortada. Yani böyle bir bakış açısı bence biraz dar bir bakış açısı. Devam ediyorum. Yormaya. Efendim? Kifayetsizlik. Evet. Diğer yandan bir de şey var. Benzer bir şey. Yasama işlemleri aleyhine normalde düzenleyici işlemler aleyhine başvuruda bulunamıyor Anayasa Mahkemesi. Ne bireysel başvuruda bulunamıyor. Ama bir istisnası var. Diyor ki yasama işlemi ya da düzenleyici işlemin kişiye uygulanması ve bunun bir hak ihlaline yol açması halinde bireysel başvuruda bulunabilir diyor. Benim bir başvurum var. Polis rehberliği kanunu çıktı. Bu kanun düzenlemesi nedeniyle benim müvekkilimin hakları ihlal ediliyor. Yani polis rehberliğiyle ilgili yapmasıyla ilgili ciddi hakları ihlal ediliyor. Bunun aleyhine başvurdum. Kanunun aleyhine başvurdum. Bir bu açıklamayı yaptım. Bununla aleyhine başvuramazsınız dedi. Kanun, güncel hakkınız ihlal edilmemiştir dedi. Direkt karar verdi Anayasa Mahkemesi. Kanun aleyhine diğer düzenleyici işlemlerde uygulandığı zaman başvurabiliyorsunuz ama, evet, ama kanun hariç çünkü yasada açık hüküm var. Yasaya aleyhine başvurulamıyor. Buyurun. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Van Aile Mahkemesi'nde Medeni Kanun'un 303. maddesindeki babalık davasında bir yıl içerisinde başvuru yapılması gerekiyor, davanın açılması gerekiyor. Yoksa hak düşürü süresi nedeniyle ergin kişi babalık davasını açamıyor idi. Kanunda 303. maddenin 4. fıkrası. Pardon, 300. maddenin 4. fıkrası. Bunun hakkında Van Aile Mahkemesi defi yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne aykırılık iddiasında bulunuyor. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de atıf yapmak suretiyle anayasamızın 44'ü ve diğer maddelerine atıf yapmak suretiyle kişinin kendisini geliştirme hakkının bulunduğunu, bunun yasa koyucunun elinden alamayacağını, dolayısıyla 2015 yılında yeni bir düzenleme yapılmadığı için 303. maddenin 4. fıkrası iptal edilmiş durumda. Yani bu neyi gösteriyor? Bu yasa koyucunun koymuş bulunduğu kanun maddesi hakkında da iptal davası açılabilecek. Hocam da zaten onu söyledi. Defi yoluyla açılabilir. Tabii arkadaşlar. Yasa başvuru farklı. O itiraz ve iptal. O klasik öğrendiğimiz yok. İptaller başka. Bununla ilgili olarak tamamlamak istiyorum. Bununla ilgili olarak belki içinizde bir dava gelebilir veya davası olan vardır. Aynı durum 303. maddede de geçerli olması gerekir. Ama 303. maddede tanımaya karşı ergin kişinin dava açabilmesi için bir yıllık hak düşümü süresi henüz devam ediyor. O konuda ben bir defi yolunda bulundum ama yerel mahkeme kabul etmedi. Temize gidiyoruz. Temiz mahkemesi ne yapacak bilmiyorum. Hocam buyurun. Bu Anayasa Mahkemesi'nin itiraz ve iptal davalarında da ben yine çok şey buluyorum. Tutucu buluyorum. Çok yeni bakış açısı geliştirmediğini görüyorum. Mesela bir başvuru yapmıştık. Bu biliyorsunuz yine Medeni Kanun'da bir hüküm var. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye aittir. Yasa hükmü. Bence tamamen yanlış bir yasa hükmü. Çünkü çocuğun menfaatini düşünen hakimin karar vermesi lazım. Baba da olabilir daha çocuğun velayetinin kalması üzere. Hani yani annede kalsın, annelik kutsal falan ama oradaki amaç nedir? Çocuğun menfaatidir. Çocuğun menfaatinin nerede olduğuna ki yani çoğunlukla annedir ama bazı şartlar vardır. Baba olabilir bu. Direkt kanunun orada anneye velayeti vermesi bence yanlıştır. Buna ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru iptal davası açılmış. İtiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi önüne gitmiş. Kaçta gitmiş? 2008'de, 2007'de gitmiş galiba. Anayasa Mahkemesi anayasaya uygun bulmuş düzenlemeyi, reddetmiş başvuru. Ne var burada? 10 yıllık başvuru yasağı var. Ama 2007'den sonra aynı hüküm Alman Anayasası'nda, Alman Medeni Kanunu'nda var. Almanya'da bir vatandaş başvurmuş. Alman iç hukuku reddetmiş.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi güzel bir karar vermiş ve bunu ihlal kabul etmiş. Demiş ki işte birçok güzel gerekçelerle ama en önemlisi işte çocuğun menfaatine göre hakimin karar vermesi gerekiyor. Babayı baştan velayetten mahrum etmek haklarına aykırı demiş, önlemiş. Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapı gibi iştahatı var. Ben bu işlere dayanarak ben de böyle bir dava açtım. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini istedim. Hakimle de biraz konuştuk. Dedim böyle bir karar var, 10 yıllık sürede var ama yani hakim de kafasına yatmadı kanun maddesi. Yani bence bir gönderelim dedim. Bakalım Anayasa Mahkemesi bu 10 yıllık yasak hükmünü açacak mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biz de bağlıyoruz sözleşme. Yani biz de tarafız. Yeni bir iştahat var ortada. Ve Anayasa Mahkemesi beni şaşırttı. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Bir hafta sonra red kararı geldi. Çok hızlı çalıştılar. Dedim ki tamam. Yani 10 yıllık yasak vardı. Ricale. Ya bir yorum yaptı ki tamam böyle olmuş olmuş ama ben şu sebeple bunu tercih ediyorum. 10 yıllık yasağın, 10 yıllık başvurmama şeyini reddediyorum demiş. Evet. Tabii bu şeye ilişkin, kanun yollarının tüketilmesine ilişkin çok ilginç bir karar var bizim şeyin. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruda. Şafak Pınar ve diğerleri kararı. Tabii bizim bu bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi metodunu uygulamasının güzelliği de var. Benim hoşuma gidiyordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu başvurucunun ismiyle davaların anımsal kayda geçmesi ve şablonları da güzel Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Bireysel başvuruda aynısını kullanıyor Anayasa Mahkemesi. Artık eserin numaraları var, yeni numara var ama isimlerle daha kolay belki akılda kalıyor. İştahat hukukunun gelişmesinde bence katkı sağlıyor. Anglo-Sakson sistemi biraz ama bence böyle biraz harmanlamakta fayda var. Bu Şafak Pınar davasında bir genç bir kardeşimiz başka bir üniversitenin dağcılık kulübüyle beraber üniversitenin düzenlediği dağcılık kulübüyle beraber Karadeniz'de bir kampa katılıyor. Kışın kampta donuyor, ölüyor. Kayboluyor, donuyor, ölüyor. Ailesi şikayetçi oluyor. Diyor ki benim çocuğumun dağcılık eğitimi yoktu. O üniversitenin öğrencisi değildi. Bunu kampa almaları idarenin kusurudur. Diyor. Soruşturma başlatıyor savcılık ama bu kampı düzenleyen öğretim üyelerinin memur olmaları nedeniyle önce yargılama izni istiyor. Bizim muhakeme kararı istiyor. Üniversite rektörlüğü de bunlara ceza veriyor disiplin soruşturmasından ve diyor ki verdiğiniz disiplin soruşturma cezası yeterlidir. Başka bir soruşturma yapılmasına gerek yoktur diyor, reddediyor. Savcılık dosyayı kapatıyor. İç hukuku tükendi. Bireysel başvuru için vatandaşlar başvuruyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki tazminat davası açabilirdiniz, açmamışsınız diyor. Bence o yolu kullanırdınız, kullanmalıydınız. O yolu kullanmadığınız için başvurunuzu reddediyor diyor. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Aslan Hanım da söylemişti. Bu yol bunu şey yapıyormuş. Yani sen vatandaşın cezalandırılmasını bırak, sen tazminat davası aç diyormuş. Bence çok doğru bir bakış açısı değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle görüyor ve bizim Anayasa Mahkememiz ona atıf yaparak bu kararları veriyor ama ben orada çıkıyor olduğunu tükendiğini ve Anayasa Mahkemesi'nin orada yaşam hakkına bir müdahale olmadığını incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii yani olmuş devletin de kusuru var diye yaşam hakkını korumakta devlete iki yükümlülük yükleniyor. Bir, vatandaşını öldürmeyeceksin. İki, vatandaşın olağan yollar dışında ölmüşse de faili bulmak ve orantılı bir ceza alması için gereğini yapacaksın. Yani yaşam hakkını devlet yüklediği iki görev. Burada genellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'de de etkin soruşturma yapılmaması, verilen cezaların oranlı olmaması sebepleriyle Anayasa Mahkemesi ihlal kararları çıkabiliyor. Yani buna ilişkin bir iki tane karar vereyim, örnek vereyim size. Sadıka Şeker kararı var 2013 tarihli. İşte bu kararlarda ben Anayasa Mahkemesi'nin yani yeterli araştırmayı, incelemeyi, anayasal ihlali değerlendirmediğini çok klasik baktığını görüyorum. Anayasa Mahkemesi de aslında bu Danıştay, Yargıtay'ın
bu şeyinden etkilenmiş herhalde biraz. Yani süper yargıtay olmama. Ya işte ya kardeşim, mahkemeler karar verir. Anayasa Mahkemesi'nin yargılamaya müdahale edip doğru mu karar vermiş, yanlış mı karar vermiş? Bunu değil, bu anayasal hakkın ihlali var mı yok mu'ya bakması gerektiği. Anayasa Mahkemesi de kendince biraz frenliyor burada. Birçok olayda diyor ki, bence değerlendirmesi yolu da diyor ki, ya hiç mahkemede böyle değerlendirmiş, benim bunda yapacağım bir şey mahkemenin değerlendirmesi bu diyor. Ve bırakıyor. Diyor ki eğer açık bir hukuk aykırılık ve şey yoksa, takdirde açık bir uygunsuzluk yoksa mahkeme kararının, ben değerlendirmem gerisini diyor. Ve birçok o da şey veriyor. Bu mesela Sadıka Şeker kararında bir Sadıka Şeker'in kardeşi eşcinsel birisi. Bu eşcinsel başka bir eşcinselle, bir eşcinsel bara gidiyor, orada başka bir eşcinselle tanışıyor. Orada evine gidiyor gece ve sabah ölüyor. Dosyadaki belgeler adamın bunu öldürdüğünü gösteriyor. 10 yıl hapis cezası alıyor sanki. Ve mahkeme diyor ki, bireysel başvurular Anayasa Mahkemesi diyor ki, yeterli araştırmayı mahkeme yapmış mı, yapmamış mı? Ama ben değerlendirmede açık bir hukuk görmüyorum. Aslında işte orantılı ceza, soruşturmanın doğru yürütülmediğini Anayasa Mahkemesi'nin bence incelemesi gerekir. Bir cinayette bir öldürmede 10 yıllık bir ceza az mı değil mi, makul mü değil mi vermesi lazım. Başka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Oralarda bunlar mesela Öner Yıldız kararı var 2004'te. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ulusal mahkemelerin bir öldürme fiilini cezası bırakmalarını veya fiilin ağırlığıyla açıkça orantısız bir ceza vermelerini yaşam hakkının ihlali olarak. Yani. Bu işler biraz kamuoyu baskısı yani. Yani mesela nasıl? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Şimdi söylediğiniz karar. 2004 tarihli Öner Yıldız kararı. Öner Yıldız Türkiye kararı. Evet evet. Bu Ümraniye Çöplüğü'nün kararı. Bu işte Sadıka Şeker kararı belki biraz kamuoyunun ilgisizliğine kurban gitmiş bir karar oldu. Maalesef bu işlerde kamuoyunun baskısı mahkemeleri etkiliyor. En son Özgecan kararında da bunu açıkça gördük. Yani sabah çıkan gazeteleri, manşetleri, bakalım takdir indirimi uygulanacak mı? Denli adam uygulayamadı hakim ya. Yani. Eğer gündemde yargıda bozabilir ama yargıda baskı olursa bozmaz. Yani gündemde olmasaydı, şey yapmasaydı uygulanacaktı yani. Ben üniversite öğrencilere de anlattım, öğrenciler ya hocam nasıl saçma bir kanun değil mi? Kanun mu? Mahkemenin düzenini sağlamak için eğer mahkemede kravat takar, efendi şekilde durursan altta bir indirim alıyorsun. Tam bunun mantığı ters olmalı. Aykırı mahkeme düzenini bozana fazla ceza vermelisin. O olabilir ama bir kanun bu. O hakimlere de orada bir kürsüde biraz şey tanımak için yapmışlar. Mantığı çok mantıksız bir şey değil ama toplum tabii bunun üzerinde çok bu ara çok gidiyor. Muhtemelen yasal düzenlemede yapılabilir. Evet, mesela verilen tazminatın az olup olmaması da mağduriyetin giderilmesi anlamında yine sözleşme gereğiyle mahkemenin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları var. Türkiye'ye de gelmiş bir, böyle bir başvuru. 17 yaşındaki başvurucu, ailesi başvurmuş da 17 yaşındaki çocuk. Baş kısmı siyah ve arkasında pervane bulunan siyah renkteki metal bir cisim bulmuş arkadaşı. Bunu görerek taşa vurmuşlar, patlamış. Arkadaşı ölmüş, bu yaralanmış. %28 oranında sakat kalmış. Dava açılmış. Davada mahkeme %75 çocuk kusurlu demiş. Demiş ki sen demiş baş kısmı siyah ve arkasında pervane bulunan siyah renkli metalin patlayıcı olduğunu bilmeliydin demiş. İki aile de anne baba da sorumluluğunu yerine getirip çocuğunun göz kulak olmadığı demiş. Ve bu %75 kusur bulduğu için de 2500 lira manevi tazminat vermiş. Buna ilişkin dava Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Anayasa Mahkemesi başvuru reddetmiş. Ben ihlal olduğunu düşündüğüm Anayasa Mahkemesi'nin aykırı karar verdiklerini anlatıyorum. Yani burada siz de farklı düşünebilirsiniz sonuçta Anayasa Mahkemesi. Buralarda hep Anayasa Mahkemesi yani delilleri şey değerlendirmiş. Mahkeme değerlendirmiş. Ben giremem diyor ama yaşam hakkının ihlali buluyor. Bence girmesi gerekiyor. Biraz aceleyi mi getiriyorlar yani? Muhtemelen. Muhtemelen.
muhtemelen yani bu iş tabii işleyişi bilmiyoruz. Belki bu tip şeylerde bir röportör hakim Anayasa Mahkemesi'nin burada Aslan Hanım'ın nasıl içeriden bilgiler verdiği gibi röportör hakimlerin konuşur şey yaparlarsa öğrenebiliriz ama öyle oluyor gibi geliyor. Yani diyorum ya işte dosya yoğunluğu baskısı var. Yani hukuk yaratmak hakimin de bir işidir aslında. O hukuk yaratma misyonlarını bence ya bilmiyorlar ya önemsemiyorlar. Yani zor geliyor. Zor geliyor. Yani tabii yani kolay geliyor. Bir şey ekleyeceğim. Mesela menfaat meselesine girince Anayasa Mahkemesi'nin bireysel ve güncel menfaat dediniz. Aynı şekilde Danıştay da böyle. İdare mahkemeleri de böyle. Evet. Mesela bir öğretim üyesi almış başını gitmiş İngiltere'ye. 4 gün ortalıkta yok. 4 gün ortalıkta olmadığı sürece burada ameliyat yapılmış asistan adına, bunun adına girdiler yapılmış. Aynı üniversitedeki ana bilim dalı başkanı şikayet etmiş. Tamam mı? Şikayet sonucunda soruşturmayı yapıyorlar. Oysa ki 4 gün göreve gelmenin karşılığı belirtilir. Kademeli ailesinin durdurulmasıdır. Göreve geç gelmek erken ayrılmaktır. Bunun geçmiş sicili de iyidir. Öyleyse buna ceza vermeyelim. Tamam, kabul, bir idari işlemdir. İdare mahkemesine götürdük. İdare mahkemesi ne dedi biliyor musunuz? Sizin menfaatınız yok dedi. Ben ana bilim dalı başkanıyım. Ben orada öğretim üyesiyim. Peki kamu düzenini nasıl sağlayacaksınız? Yani benzer şeyde de Anayasa Mahkemesi'nde de görüyoruz. Evet. Ne yazık. Evet. Yani biraz da işte bireysel hakimlerin şeyleri. Mesela ben idare hukuku davalarım benim çok fazladır. Büyükşehir Belediyesi'nin imar planlarına karşı İstanbul'da dava 250 yakın dava açmıştım. Şimdi o davaların bir tane yani bunlar hep şeye gidiyor. Altın şeye gidiyor. Danıştay 6. dairesine gidiyor. 6. daireye bir tane hakim atıldılar yeni. Yani 6 ay belki 1 sene falan oldu. Ya o kadar karşı oy şeyleri yazıyor, o kadar güzel yani katılım katılmam ama yani oturuyor karşı oy gerekçesi yazıyor. Yani bana gelen 15-20 dosyada gördüm. Farklı var, hazırlık yapıyor, çalışıyor, uğraşıyor, ediyor. Yani işte hukuk böyle yaratılıyor. O anlamda biraz işte tembellik belki biraz kolaycılık oluyor. Ama maalesef böyle yani. Ama mesela tersine bir şey, Cuma Doygun kararı var Anayasa Mahkemesi'nin. Hem sözleşmede hem de anayasada işkence ve kötü muamele yasağı var diyorsunuz. Buna ilişkin kararları da var bizim Anayasa Mahkemesi'nin. Mesela Cuma Doygun işkence gördüğü iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Anayasa Mahkemesi bir kriterler koyarak bir işkence olup olmadığını ben şu şartlarda denetlerim gibi bir karar vermiş. Demiş ki başvurucunun gözaltına tutulduğu sırada verilen doktor raporlarına itiraz etmediğini ve başka bir doktor tarafından muayene edilmek istemediğini, tüm ifade ve savunmalarının avukat huzurunda alınmış olduğunu, savcıya veya sorgu hakimine işkence gördüğüne yönelik bir beyanda bulunmadığını, bütün muamele iddialarını mahkeme huzurunda sadece genel olarak açıklamaya çalıştığını ve gözaltı sırasında olanlar hakkında ayrıntılı bilgi vermediğini, bu nedenle ilgililer hakkında şikayette, savcıya şikayette bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu ciddi bulmamış ve reddetmiş. Demek ki gözaltında işkenceye ilişkin başvurularda bu kriterler olduğu zaman mahkeme değerlendirecek diye düşünülebilir. O başvuru reddetmiş ama bence koyduğu kriterler önemli diye düşünüyorum. Gözaltında işkenceye verilen cezanın azlığı da Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde buna göre çok karar var. Bu Cengiz Demir kararı var. 2013 genelde 2013 kararları yayınlananlar başvuru tarihine göre başvuru numarası bunlar. 3 tane kafada telefon teli çalmışlar. Hafiye camlarla da yakalamış bunları. Siz misiniz çalan? Güzel bir dövmüşler. Biraz abartmışlar. İşkence. Sakat kalmış çocuğun bir tanesi. Yargılama yapılmış. 11 yıl sürmüş. 30 ay hapis cezası vermiş. Sadece jandarma oldu. Doktor da gerçeğe aykırı rapor veren doktora hakkında yapılan soruşturmada zaman aşımı olmuş. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmışlar. Anayasa Mahkemesi burada başvuruyu kabul etmiş. İşkence gibi ve dosyada da emareleri, ağır işkencenin emareleri bir dosyada uzay ceza çok az. İki, zaman aşımını bırakmış olmanız doktorun soruşturmasını bir işkence ve kötü muamele yasağının ihlali demiş. Ve başvurucuları başvurusunu haklı bulmuş. Tabii çok düşük tazminat veriyor Anayasa Mahkemesi. Yani biz bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ilk zamanlarında hem başvuru azdı, hem mahkemenin yapısı ona müsaitti. Çok ciddi tazminatlar veriyordu. Yani
350.000 euro başvuru verildiğini ben hatırlıyorum. Evet, ya belki de ve çok ciddi şeyler alınıyordu. Sonra başvuru arttı, ülkelerin sayısı arttı. İşte ek protokollerle hak kapasitesi genişleyince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bahsedemeyeceğim dedi. Şu anda sembolik rakamlar geliyor. Yani orada ihlalin olduğunu tespit etmek belki de sembolik bir tazminat vermek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi de bunu belirtmiş. Yani Anayasa Mahkemesi'ne başvurunuzda ben şu kadar tazminat istiyorum demenize gerek yok. Uygun bir tazminat dediğinizde Anayasa Mahkemesi belirtiyor. 3.000, 5.000, 10.000. Yani 10.000 verdi ben görmedim galiba. Çok düşük rakamlar veriyor. Bizim zaten tazminat kültürümüz bu konuda zayıf. İşte adamın çocukları ölüyor, genç çocukları ölüyor. 15.000, 20.000 lira manevi tazminat veriyor. Bu konuda bence bizim tazminat bakış açımızın da hakimlerin değişmesi. Sebepsiz değişmek. Öyle bakıyor tabii yani. Sebepsiz değişme olarak bakıyor. Bence biraz daha bu konuda geniş bakmak gerekiyor. Zorla çalıştırma yasağı var. Angarya yasağı var. Anayasamızda sözleşmede de var. Ama kölelik ve kulluk sözleşmede var. Bizim anayasamızda yok. Öyleyse kulluk ve kölelikte başvuramazsınız. Çünkü ikisinde de olmaz. Deniz Asubay'a başvurmuş. Demiş ki bana normal mesai saatlerinin dışında gemilere bel tutturdular. Parasını da ödemediler demiş. Anayasa Mahkemesi ne olmuş ödemediler demiş. Reddedilmiş. Ek askerlik yükümlülüğü ve Angarya olarak kabul edilebilir mi? Edilebilir. Tamam. Hani gönüllü gitmiyorsa. Askere gidiyor. 6 ay, 3 sene askerde kalıyor. Vatandaş 6 ay üniversite mezunu askerlik için başvurmuş. 6 ay kısa dönem askerlik yapmış. Bitirmiş, gelmiş, işe girmiş. 6 ay sonra sarı bir zarf. Ya yanlış yapmışız, sen bir 6 ay daha askerlik yapabilirsin. Gel demiş. Niye? Çünkü geçmiş hırsızlıktan sabıkası varmış. Hırsızlık suçu daha sabıkası olanların yedek subay ya da kısa dönem olarak askerlik yapması askerlik kanunu gereği mümkün değilmiş. Apar topar Anayasa Mahkemesi'ne alıp Anayasa Mahkemesi demiş ki ihlal var demiş. Yani zaten tamam bir yasa hükmü var ama sen de bariz takdir hatası yapmışsın. Ya zamanında evet adama bir yıl yaptırsaydı eyvallah ama adam bitirmiş gelmiş. Hukuki güvenilirlik de önemli. Başvuruyu kabul etmiş. Anayasa Mahkemesi birçok kararında dediğim gibi çok da özgürlüklerden yana karar vermemiş. Mesela Günay Okan kararı var. Koşullu salı verilmeye ilişkin. Bu Günay Okan kasten adam öldürmeden 15 yıl ceza almış. Cezasını yatmış. Şartlı koşullu salı verilmeden çıkmış. Trafik kazası yapmış. Alkol araç kullanmış. Bir ay hapis cezası almış. O koşullu salı verilmesi kaldırılmış. Mahkemeye başvurmuş. Burada mahkeme kişi özgürlüğüne müdahale kapsamında değerlendirmiş. Başvuruyu kabul etmiş. Yani demiş ki yani orantısızlık var. Alkolden bir ay ceza almışsın. 15 yıllık ceza başka, bu başka. Bozmaması lazım gibi bir karar vermiş. Şimdi bunların hepsi yerel mahkemelerde geçip kararlar. Yerel mahkemeler aleyhine karar vermiş. Yani işte o askerliğe tekrar çağıran adamı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurmuş. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi reddetmiş. Bu arada belki de askerliğinde yapmış olabilir adam. Yani kararın içeriğini bilmiyoruz ama bize mahkemeler biliyorsunuz yani 2009 yılında bakın abartmadan söylüyorum 2009 yılında müvekkilin alkollü araba kullanmaktan ikinci kez kullanmaktan ehliyet alındı. 2 yıl ehliyet alındı. Dava açtık. Dava yetkisiz, görevsiz bilmem ne hala devam ediyor. Adam ehliyet alalı. Davayı bir unuttuk. Masraları ben cebimden yapıyorum. Adam nerede? Benim yok şimdi. Ama dava bitsin bakalım ne olacak diyoruz. Yani bu iş biraz böyle. Evet. Şöyle bir bu tutukluluk tabii Anayasa Mahkemesi de Yargıtay da böyle biraz değerlendiriyor. Uzun tutukluluklarda mahkemenin, yerel mahkemenin tevhim kararına kadar geçen süreyi tutukluluk olarak görüyoruz. Yani eğer yerel mahkeme tevhim etmişse kararı hatta onun için hükme bağlı olarak tutma, mahkumiyet sonrası tutma gibi şeyler kullanarak onları bu şeyin bireysel başvurunun kapsamı
dışında tutuyor. Şöyle bakıyorum, laflarınızı geçeceğim artık. Yoruldunuz, ben de farkındayım. Bu vekalet ücretleri, yargılama giderleri de adil yargılanma hakkının kapsamında değerlendirilebilir. Mesela vatandaşın bir tanesi yaşasın aslan kararı var. Yaşasın aslan bir idare mahkemesine dava açıyor. O zamana kadar idare mahkemesinde karşı tarafa vekalet ücreti verilmiyor. Ama davayı açtıktan sonra kanun hükmüne kararname değişiyor. Kanun hükmüne kararname ile idare lehine vekalet ücreti getiriliyor. Ve kaybediyor davayı. Vekalet ücreti çıkıyor. Başvuruyor anayasa mahkemesine. Diyor ki ya benim başlığımda böyle bir şey yoktu. Belki de ben açmayacaktım davayı. Ek bir şey getiriyor bana diyor. Anayasa mahkemesi reddediyor. Usul işlemi diyor. Uygulanacak diyor. Ama bu aynı anayasa mahkemesi farklı karar da verdi. Tabi burada vekalet ücreti ve masraf konusunda eğer kanuna uygunsa, hukuka kanun uygunsa, meşru bir amaca hizmet ediyorsa, dava açma hakkının özünü zedilemiyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu ihlal olarak görmüyor. Benzer şey Serkan Acar da başvuruyor ama Serkan Acar başvurduğunda kanun hükmüne kararname çıkmış. İdare Mahkemesi'ne başvuruyor, davayı kaybediyor ve vekalet ücreti için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu da kabul etmiyor. Ama şimdiki Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Zühtü Aslan ölçülü değil vekalet ücreti olması diyor. Hatta üyelerden bir tanesi asgari ücretin 3 katı kadar bir vekalet ücreti verilmesi yargıya ulaşma hakkını, adil yargılamanın bir alt şeyi bunu engelliyor diyor ve karşı oy kullanıyor. Ama Murat Daş kararı var. Murat Daş idareye başvuruyor. Tazminat üstü idareden. 60 gün bekliyor. 60 gün sonra dava açıyor. Ama aslında bu 60 gün içinde idare tazminat kararını kabul etmiş. Tam sana tazminat verebilmiş ama vatandaşa bildirmemiş. Dava açıyor. Mahkeme davanın konusuz kaldığına karar veriyor. Senin tazminat zaten vermişler diyor. Ve vekalet ücreti aleyhine diyor. 60 gün içinde vermiş sana tazminat. Sen davayı boş açmışsın diye. Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı veriyor. Diyor ki sen diyor evet dava açılmasına sebep veren sensin diyor. İhlal kararı veriyor. Ama asgari ücreti idare mahkemesi tersine karar veriyor. Evet, bunun gibi başka kararlar, mülkiyet hakkı dedik önemli. Mahkeme sizin nitelemenize bağlı değil. Siz yaşam hakkına ihlal diye başvurursunuz. Mahkeme adli yargılanmadan şeyi yapan, hukuki nitelemeyi yapan mahkemenin kendisi. Ama siz başvurunuzda özellikle ve özellikle bir anayasal hakka atıp yapın. Yani anayasal ve mahkemenin sitesinde şablon bir şey var. Zaten iş düzlüğünde onu kullanmanız gerekiyor. Ve orada açıklamalar falan sınırlı. 3000 karakterden fazla zaten yazamıyorsunuz. Tamam yani. Yazayım, hikaye yazayım. Yok orada. O 3000 karakterin içine sığdıracaksınız. Zaten mahkeme kararının şablonunu başvuruda da kullanıyorsunuz. Biraz benzer bir metot kullanıyorsunuz. Ve başvurunuzu dediğiniz gibi bir ay içinde yapacaksınız. Bir mail adresi size vereyim. Ne zaman bu konuda bir sıkıntınız olursa başvuruya ilişkin her zaman yardımcı olmaktan onur duyuyorum. tozyavuz@gmail.com Trabzon, Ordu, Zonguldak, yavuz@gmail.com Güzel cumartesi günü beni dinlediğiniz için, buraya geldiğiniz için, bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ya. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ancak ben hocama bir soru soracağım. Bu bireysel başvuru konusu. Aslında bireysel başvuru ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru, o da bireysel başvuru deniyor ama bizim uygulamamızda bunu anayasal şikayet olarak da değerlendiren var. Yani anayasaya bireysel başvurdu. Onun için karışmaması için anayasal şikayet deniyor. Şimdi bu 30 gün içerisinde, öğrendiği tarihten içerisinde mi 30 gündür? Evet. Öyle. Evet. Şimdi bireysel başvuru diyoruz biz. Bu Almanya'da anayasa şikayetidir bunun adı. Onun için bizim iştahatlı da henüz bizim doktrininde de henüz daha bireysel başvuru yokken kim akademisinde, Alman ekolünden gelenler, Almanya'da doktora yapanlar anayasa şikayeti diye
makaleler, kitaplar yazmışlardır. Anglo-Sakson ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatları üzerine çalışanlar bireysel başvuru demiştir. Anayasa Mahkemesi ya da kanun koyucu biraz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyumlu olsun diye bireysel başvuru demiştir. Bence de bireysel başvuru uygun. Yani karışacak mı, karışmayacak, karıştırmayacağız. Tabii 30 günlük süre tebligattan ya da sizin öğrenmenizden itibaren geçer. Yani cezalarda sıkıntı var. Karar onanılıyor, size tebliğ edilmiyor. Karar onandığı tarihte itibaren de 30 gün başlayacak. Yerel mahkemeye geldikten sonra 30 gün başlayacak. Siz öğrendiğiniz tarihte başlayacak. Nasıl öğreneceksiniz? Tahsil karar başvurusu yapmışsanız, kanun yoluna yargıtaya başvuruyorsunuz ya, savcı, temiz ediyor savcı, o yola başvurmuşsanız. Ya da bireysel başvuru yaptıysanız, ya da müvekkiliniz tutuklandıysa, bir şekilde sizin öğrendiğiniz tarih sizin bildirmeniz gerekiyor. O tip şeylerde bence bu hukuku da biraz düzeltecek. Yani bu cidden de yani bu kararların taraflara tebliğ edilmemesi bir sıkıntı. Bence tebliğ bundan sonra belki de tebliğ edecek. Yani bu konuda hakimlerimizin ve işte yargı sisteminin biraz hafifiz olması gerekiyor bence. Başvuru sizin öğrendiğiniz tarihte olarak kesinleşme değil. Şimdi bizim uyguladığımız Mahkemeleri Kanunu 6100 biliyorsunuz temiz hükümlerini eski kanun hükümleri uygulanıyor. 20 Temmuz'da büyük kanun çıkmış vaziyette 20 Temmuz'dan itibaren istinaf yolu başlıyor. Evet. İstinafta bunu nasıl düzenlediler bilmiyorum ama şu andaki uygulamaya göre tahsiye karar yapmışsanız tahsiye karar red geldiği takdirde size tebliğ edilmiyor. Dolayısıyla siz bunu nasıl öğreneceksiniz ve ne zaman? Burada bir açıklık var. Ben onu soruyorum. Ben bunu paylaşmak isterim. Şimdi İnsan Hakları Mahkemesi'ni örnek aldığı için Anayasa Mahkemesi muhtemelen İnsan Hakları Mahkemesi iştahındaki uygulamaya bakacak. Bizim mahkemedeki uygulamamız şu şekildeydi. Hukuk davalarında tahsiye kararı tüketmeniz şart koşuluyor. Çünkü bir olağan kanun yolu olarak oluyor. Cezada değil. Çünkü ceza sizin dışınızda. İşte ekstra bir savcı onay verecek de işte Adalet Bakanı izin verecek de vesaire. O yüzden orada tahsiye kararı, yargılamanın yenilenmesi talepleri de gerek yok. İki koşulda da yani gerek Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru, gerek İnsan Hakları Mahkemesi sizin ispat etmeniz gerekiyor. Tuncer Hocam'ın da bahsettiği gibi. Cezalarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilk derece kararının Yargıtay kararının ilk derece mahkemesine dönüş gününe esas alıyor. Ve bu da kaydı kalemi diye bir hakim şeyiyle, şerhiyle kararların üzerinde görülür zaten. Biz ona esas alıyoruz. Eğer başvuran bize ispat edemiyorsa. Ama aynen sizin söylediğiniz gibi siz tahsiye karara gittiniz ya da siz bireysel başvuruya başvurdunuz. Sizin ispat ettiğiniz yöntem kabul olunuyor. Eğer siz, ben kaleme gittim, oraya da şerh düştüm, bugün aldım bu kararı diye, işte imzamı da attım, bu da kalem müdürü tarafından onaylandı, bunu götürdüğünüzde bunu da kabul ediyor mahkeme. Ama diyelim ki hiçbir şey yok, bu dediğim usul cezalarda, yargıtay kararının kaleme dönüş şerhi kararın üzerindeki bu KK deyip, hakimin oraya attığı imzanın tarihine esas oluyor İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, şimdi... Aynen, siz aksine ispatlarsanız... Aynen, aksine ispatlarsanız... İspat edersiniz. Yani, bunu şöyle yapmanız gerekiyor. Tabii ki, aynen, tebliğ ettireceksiniz. Yani evet. Orada Anayasa Mahkemesi de biraz geniş yorumluyor. Hatta buna sebep olmayacak şekilde. Orada geniş yorumluyor. Yani siz tebliğe işte, gittiniz kalemle tebliğ aldınız. Ama 3 ay önce gelmiş kalbime. O tebliğ aldığınız tarihi bazı. Bence tahsiye kararlarının tebliği olmadığı için mahkeme size tebliğ de ettiniz onu. Yapılması gereken mahkemeye dilekçe vermek, tahsiye karardan dönmüş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Karardan bir örneğinin tarafıma verilmesi diye bir dilekçe, tarihi bir dilekçe verirseniz o zaman öğrenmeyi ispat etmek daha kolaylaşır bir argüman temin etmiş oluruz. Ben böyle bir çözüm düşünüyorum. Ya belli hesaplarıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu örnek kararlar da yani sizin konuştuğunuz işte ceza yargılamasında yasak yollardan elde edilmiş değil, ceza da
yani bu konuda hak ihlali yaşamış bir başvurusu sonuçlanmış. Yani daha yeni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gizli tanıkların dinlenmelerini bir ihlal olarak, adli yargılanmanın ihlali olarak değerlendirdi. Ama bizim Anayasa Mahkememizin henüz sonuçlarına yayınlanan kararlarına ben denk gelmedim. Atladığım var mı bilmiyorum. Ama tabii ki o gizli delilleri, yasak delillerin, işte hukukayıklı delillerin kullanılması, ben yani eğer varsa önünde ve yerli bir karar verecekse ihlal kararı vereceğini düşünüyorum. Ve Ergenekon ve şeyde Badyoz davasındaki şeylerde biraz onlara değindi. Ama aslında orada özgürlükten şey yaptı, özgürlüğün kısıtlanmasına gitti. Orada da bir paragrafta geçiyorlar ama çok ayrıntılı ona dayanarak verdiği bir karar benim en gözüme çarpmadı. Evet, buyurun. Ben şey soracağım. Hani kendisi gittiği aldığınızı tarih olarak üzerine yazıyoruz ya. Bu yaptan gözüküyor mu? Kararlarsa gözükür. Gözükmesine de gerek yok. En azından altına bir şerh verdirebilirsiniz. Ben şey, mesela ben geç başlısı hani uyaptan görürüm. Uyaptan görürken sonra hani bir şey olduğum vardı. Daha sonrasında giderim. Hani ben daha yeni öğreniyorum şeklinde yaparım. Arkadaşlar uyap şey değil biliyorsunuz. Yani şu anda resmi tebligat değil. Bağlayıcı değil. Onun için yani uyaptan karar da almış olabilirsiniz. Yani haricen de görmüş olabilirsiniz. Evet. Uyaptan görmüş olabilirsiniz. Ama önemli değil. Önemli olan sizin başvurmanız. Dilekçeyle başvurmanız. Tebliğ uyapta görülüyor mu? Görülüyor mu? Görülüyor mu? Yani o bir tebliğ değil. Senin görmüş olman, çıktısını almış olman tebliğat sayılmıyor. Gerçi elektronik tebliğat usulüne geçiyor vergi biliyorsunuz vergiyle. Biz avukatları da bağlayan bir şey. Yarın bir gün bu adliye uyap tebliğat usulleri de resmi tebliğat olabilir. Bir yasal düzenleme yapıldığı zaman, öyle bir şey olduğu zaman o da resmi tebliğatsa o zamandan başlayacak süreler ama şu anda öyle bir şey yok hukukumuzda. Cezada karar düzeltme yok. Yani yok. Evet. Hukukta var. Cezadaki tabi meslektaşımızın da dediği gibi bizim ihtiyarımız dışında olduğu için. Aynı mantıklar hareketle idari yargıda karar düzeltme hakkımız olduğuna göre orada da idari yargıda karar düzeltmeyi kullanmak gerekiyor herhalde değil mi? Yani ama işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orada farklı kararlar veriyor. Diyor ki idari yargıda yayınlıyor muyum? İdari yargıda ben tahsil kararına evet. Yok. Ne zaman kaldırıldı? Haberim yok. Hala geçen şey gibi. İstiraflar kurulunca kadar. İstiraflar kurulunca kadar. Tasdik karar da mesela. Şu anda yeni EMK'da yok. Eskisi yürürlükte hala. İstiraf mahkemeleri. O da zaten girmişti. Bu çok az bir şey kaldı. Evet evet. Ama yani bu konuda tabii ki dediğim gibi ben tasdik karar konusunda Anayasa Mahkemesi'nin kararını yanlış buluyorum. Bu konuda ve bizim yargıda işte bu avukatlara tebligat yapılmaması yani müvekkili bize önce bilgi gitmesi falan. Bizde sıkıntıya sokan. İşte sistemde düşüyor. Bilmem 40-30. Tabii. Adama bilgi gidiyor. Avukat bey benim karar sonuçlanmış. Niye bana söylüyorsunuz? Aynen öyle. Onun için yani avukatların bilgilendirilmesinde biraz daha hızlı yargı sisteminin düzenlenmesi lazım. Yani, buyurun. Önce bir izleme yapmak istiyorum. Ben yasak delilleri ilişkin, hukuk aykırı delilleri ilişkin. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz aylarda arama kararı bulunduğu hallerde bir adli arama yapıldığı zaman İşlem tanığının bulunmadığı hallerde elde edilen delilleri hukuka aykırı olarak kabul etmiştir. Yani onun kabulüyle bağlı değil ama buna yönelik bir karar vermiştir. Hak ihlali olduğuna karar vermiştir. Benim sorum şu, Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik bir içtihadı olarak vermekte olduğu, düzenli olarak vermekte olduğu kararlar var. İşte bir karar usulü. Bu usulün uygulandığı durumlarda Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayı es geçip, çünkü etkili başvuru yolu olmayacağı açık aşikar olan durumlarda Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayı es geçip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak mümkün müdür? Bu konuda Aslanım az önce bir açıklama yapmıştı. Yani Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hasan Usun kararı yeni bir karar. Orada Anayasa Mahkemesi'ni etkili çoklu olarak değerlendirdi, bitirmesini istiyor. Ama dediğiniz çok doğru bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin artık şablon kararlarıyla tabii yerleşik iştahatlarıyla reddettiği kararlarda bence Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. O özel davada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vereceği karara bağlı. Mesela bir karar Avrupa İnsan bireysel başvuru yoluna gidilmiş. Ben çok şey buldum. Yani yerel mahkeme kararına çok fazla müdahale etmemesini mesela eleştirdiğim kararından bir tanesi. Vatandaş işten atılmış güvenlik görevlisi fabrikada
işten atılmış, işe yerde davası açmış, mahkeme işe yerde davasını kabul etmiş, davacı davalı temiz etmiş işveren, Yargıtay bozmuş, demiş ki, tutanak var, işçi aleyhinde, tutanakta isimler var, o isimleri dinlemeliydin demiş. İş mahkemesi, yani delilleri taraflar sunar. Bir delil listesi sunulmamış. Adamlar delik tanıkları getirmemişler, tanık isimleri bildirmemişler. Ama Yargıtay o kadar geniş bir yorum yapmış ki demiş ki, sen demiş, o tutanaktaki isimleri çağırıp dinlemeliydin demiş. Ve bozmuş. Hakimin de oradaki o bozulan kararı direnmesi lazım ama direnmemiş. İşe yerde davası. Direnmemiş. Demiş ki peki demiş. Tutanak tanıklarını da dinleyebilirim. Tutanak tanıklarını çağırmış. Tutanak tanıklarının ifadelerini almış. Yine demiş ki tutanak tanıkları da işe şeye ilişkin bir karar söylemediler. Davayı tekrar kabul etmiş. Yargıtay'a tekrar gitmiş. Yargıtay bu sefer demiş ki tanıkların beyanlarından benim anladığım bu haklı müfesi kesin karar veriyorum. Bozuyorum diye kesin karar veriyorum. Davayı reddediyor. Ya tanıkları dinleyen yerel mahkeme. Tanıklarla yüz yüze bu kadar geniş yerel mahkemenin tanık ve usulüne müdahale eden bir Yargıtay varken vatandaş Anayasa Mahkemesi'ne vurmuş. Adil yargılar mahkumiler dedi diye. Anayasa Mahkemesi takdirde bir hata yoktur demiş. Reddetmiş. Evet buyurun. Şimdi konu yani konuya bir parantez açmak istiyorum. Yanlış uygulamada olabilir. Şimdi Hukuk Mahkemeleri Kanunu 241. maddesinde hakimin ispat hakkında tarafın göstermiş olduğu tanıkları bir kısmı dinlediğinde kanaat getirdiğinde o konuda kanaat sahibi olduğunda diğerleri dinleyemez. Mealen böyle. Şimdi bunu bizim hakimler yanlış anlıyor. Diyor ki ben 5 tane tanık gösterilmiş, 3 tanesini dinledim, diğerlerini dinlemem. Hayır. Mesele o değil. Öyle değil. Ne diyor kanun? İspatı istenen konuda yeterli kanaat sahibi olunca, yani iddia edilen konuda dinletilmiş olan tanıklar hakkında olumlu bir kanaat edindiği takdirde ancak diğerleri dinlemeyeceksin. Davacı 5 tanık göstermiş. 3 tanesini dinlemişsin, 2 tanesini dinlememişsin, dava iddia sabit olmadı diye davayı reddediyorsun. Neden 2 tanesini dinlemedin? O 2 tanesi belki iddiayı sabit olacak şekilde maddi görgüyü ve bilgilerini sana sunacaktı. O nedenle bu yanlış uygulanıyor ve bu konuda Yargıtay'ın 2 tane özgün kararı var. Yani hakim, ben diyor yeteri kadar dinledim. Hayır, yeteri kadar dinledim. 10 tane tanık gösterdi. Tabii ki 3 tanesini dinledikten sonra 10 tanesini dinlemek bir gereksiz işlem gibi görülebilir. Gereksiz işlerdir. Ama şunu yapabilirsin. Geriye kalan zaten siz somutlaştırma ilkesi gereği hangi konuda tanıkların dinlenmek istediğini yazmanız gerekir. Dolayısıyla eğer geriye kalan 7 tanık dinlenen 3 tanıkla aynı şekilde aynı maddi vaka konusunda eğer görgülerinin bilgilerinin olduğunu belirtiyorsa o zaman dersiniz ki bunlara dinlenmeye gerek yok. Çünkü aynı şeyleri biliyorlar. 3 tane tanık o konuda beyanda bulundu. Ben diğerlerini dinlemiyorum. Yani bu olabilir. Ama hakimin ben 3 tane dinledim, 2 tanesini dinlemiyorum gibi bir takdir hakkı yok. Evet, buyurun. Yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle adil yargılama hakkının ihlal edildiği durumlarda yargılama henüz devam ederken AHİM'e veya Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkımızı kullanabilir miyiz yoksa yargılamanın sona ermesini beklememiz gerekir? Hayır, başvurabilirsiniz. Zaten bütün ülkeler açısından 6. madde uzun yargılama konsey üyesi bütün ülkeler için büyük bir problem. Türkiye için de davalarımızın, başvurularımızın çoğunu bu oluşturuyor. Sabah yaptığım sunumda bu tazminat konudan da bahsetmiştim ben. Bu konuda özel bir iç hukuk yolu oluşturuldu. Ve şimdi olayın özelliğine göre değişir. Genel kriterde 4 sene diyeyim, iş davalarında 18 ay diyeyim size böyle bir genel bilgi vereyim. Bunu geçtiği zaman incelemede 3 şeye bakar, kritere bakar uzun yargılamada İnsan Hakları Mahkemesi. Bir
davanın konusunun zorluğu, davanın konusunun koşulları. Yani siz mesela işte 40 kişilik, 50 kişilik bir çete davası, organize suç davasına bakıyorsanız elbette ki bu iş öyle hemen bir iki ayda çözülemez ya da bir yılda çözülemez. O sanıkların hepsinin ifadelerin alınması, tanıklar vesaire vesaire. Ya da bir kadastro davası ölmüştür, işte miras bırakan bir sürü mirasçı olmuştur. O der ki ben de girdim, dava devam ederken birileri vurur vesaire. Davanın koşulları, özel koşulları, daha sonra idari makamların tutumları. Şimdi bir şeyden bir dilekçe istiyorsunuz, bir belge istiyorsunuz, bir bilgi istiyorsunuz bir makamdan. Sırf bu yüzden yargılama 2 sene bekliyor. Yazıyor da yazıyor mahkeme, hiçbir şey gelmiyor. Bu durumda evet makamlarda bir sıkıntı var dersiniz. İşte hakim değişmiş, sürekli hakim bir sonraki celseye erteliyor. En son olarak da kişinin kendi tutumu. Kişi sürekli şey istiyor, zaman istiyor, süre istiyor, işte duruşmalara gelmiyor, sürekli mazeret veriyor. Ya da işte bir şey elde edemeyeceğini bildiği halde temize götürüyor vesaire. Burada da kişinin tutumu. Bütün bunları inceleyerek mahkeme yargılamanın uzun olup olmadığına karar veriyor. 6 yıllık bir yargılamaya uygun da diyebilir, 3 yıllık bir yargılamaya. Bak, 1 yılı sadece ilk iç hukuk mahkemesi önünde geçmiştir. Atıyorum 3 yılı Yargıtay önünde geçmiştir. Toplamda 4 yıl Yargıtay sürekli atmıştır dosyayı. O 4 yıla da ya da 3 sene 9 aya da uzun yargılama gidebilir. Ve bu yargılamalar devam ederken gerek Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru, gerek insan hakları mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Ben daha somuta indirdiğim bir Yargıtay kararı, pardon, bireysel başvuru yoluyla alınmış Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Davanın konusu İşe iade davası. İşe iade davası açıldıktan bir iki celse hakim değişikliği nedeniyle ertelenmiş. Daha sonra mazeret verilmiş taraflardan biri veya ikisi tarafından. İki celse de kaydedilmiş. Ve bilirkişiye gönderilmiş. Bilirkişi dosyayı iade etmiş, eksik varmış, tekrar gönderilmiş vesaire. 16 ay bilirkişiden rapor gelmiş. Daha sonra mahkeme karar vermiş. Karar verdikten sonra temize gönderilmiş, temiz mahkemesi de o daireye gitmiş, ben görevsizim, öbür daireye gitmiş, evrak eksik demiş, geri göndermiş, tekrar gelmiş. Dolayısıyla 17 ayda Yargıtay'da incelenmiş. Toplam olarak 39 ay falan tutuyor. Ayrıca dosyanın gelmesi, davanın açılması vesairesi, yani 3 seneyi aşkın bir zaman geçmiş. Ve mahkemenin vermiş olduğu, bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda soruşturmada özensiz davranılmış olması nedeniyle adil yargılanmaya ihlal kararı vermiş. Karar bende var, arşivimde isteyen olursa gönderebilirim. Bu şekilde izah etmiş. Yani süreleri de koyarak, işte hakim değişikliğidir de şu kadar efendim, bilir kişinin rapor vermesi nedeniyle şu kadar ay. Tekrar gitmiş bu kadar ay, efendim görevsiz mahkemeye gitmiş bu kadar ay diye çok bizim uygulamalarımıza ışık tutacak bir karar. Farkı var.
itiraz yolda siz kendiniz gidemiyorsunuz. Yani basit işte. Mahkeme kanalıyla gideceksiniz. Mahkeme ciddi bulacak başvurunuzu. Sıkıntı. Bence yasaların aleyhine başvurulmamasını eleştirmiştim. Yani, yani yasalardan kaynaklanan bir hak ihlali varsa, insan hak ihlali varsa bence başvurulabilmeliydi. Ama başvuru, onu kapamışlar şimdi. Alman. Evet. Hocam, reysel başvuru usulünde yargılama usulünde. Biraz yüksekçe söyler misiniz? Reysel başvuru yargılama usulünde reysel araştırma ilkesi mi var, yoksa bizim götürdüğümüz belge ve kanıtlarla mı bağlı mahkeme? Mahkeme usul üzerinde rapor alabileceğini, kendisinin araştırma yapabileceğini, istediğini, belgeleri getirebileceğini söylüyor ama şu andaki yani benim gördüğüm kararlarda çok Anayasa Mahkemesi öyle bir yola gitmiyor değil mi? Yani noterde onay nüfus cüzdanı fotokopisi olmasına rağmen yenisini isteyerek yani usule boğulmuş durumda biraz. Hukuk yaratmaya çalışmıyorlar. Evet evet yani o konuda çok var aslında şeyleri var, sistemleri var müsait ama yani iç hukuki mevzuatları müsait ama çok yani uygulamada ben denk gelmedim. Yani çok yeni bir Anayasa Mahkemesi'nin 2 yıllık bir uygulama. Hemen yani bizdeki 10 yıllarda bu uygulama daha kurumsallaşır. Dediğim gibi eğer Anayasa Mahkemesi özgürlüklerden yana bir yöntem çizerse belki çok somut şeylerde görebiliriz, olmuş şeylerde görebiliriz. Evet. Evet, başka sorusu olan var mı? Başka sorusu olan yoksa öğleden sonraki bölümde de o bölümü hocalarımızla birlikte konuştuk. İptal etmek durumundayız. Çünkü yeteri kadar sanıyorum kanun hakkında bilgi verildi. Sorularınız da olmamış olduğuna göre öğleden sonraki bölümü tekrar toplanmayacağız. Şimdi bir hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi Aydın Barosu'nun bir hatırası olarak şiir veya bir anı verecekler. Buyurun. Öncelikle üç değerli meslektaşıma da hem kendi adıma hem sizlerin adına teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Evet, kendilerine birer plaket ve aydınları ve bizi hatırlamaları için bir aydınları çantası vereceğiz ama bundan önce ben son günleri yaklaşan kampanyamız için sizden son bir destek istiyorum. Emel Hanım da burada hazır. Sevgi evlerindeki ve cezaevindeki çocuklarımız için biliyorsunuz başlattığımız bir kampanya vardı. Türkiye'nin değişik yerlerinden avukat olmayan yurttaşlar tarafından da bir destek gördü. Koliler giyiyor. Ben son darbeyi sizin vurmanızı istiyorum. Meslektaşlarımın yapmasını istiyorum. Pazartesi gününden sonra çünkü dağıtmaya başlayacağız yavaş yavaş. Bir el verelim. Çocuklar kitap okuyabilsinler arkadaşlar. Ben katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sonra bir hep birlikte geleneğimiz bir fotoğraf çektirelim. Önce hanımefendilerine çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok gerçekten harika buldular yani. Aile çevremizde, komşularımız da bu yemiş incir. İncir değil mi? Zaten bütün isteğimiz ve dileğimiz yani oydu. Aydın'a geliştirmedik. Sonra şey, bize doğru bir daha çağırırsınız. Evet.
şu aşağıya mı insek hep beraber? Evet, yukarıya çıkalım. Bir kısmı evet, yukarı. Şu aşağıya inelim. Olur. Olur. Olur.